Herkese merhabalar. İlk kez böyle bir sanal ortamda etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz ama hepimiz çok alıştık zaten COVID'in başından bu yana Zoom toplantılarına. İlk kez bir etkinlik olarak yapacağız. Çok kısaca ben Erkan Hoca'ya sözü bırakmadan neden bu etkinliği düzenlemek istedik ondan bahsetmek istiyorum. Projeler ofisi olarak proje döngüsünün tüm parçalarını tamamlamak üzere sizlerin de bildiği gibi bir takım destekleyici faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İşte fon kuruluşlarını davet ediyoruz. Onlarla ilgili bilgi günleri düzenliyoruz. Yeni fon kuruluşları tanıyalım diye. Açılan fon çağrılarının duyurularını akademik personele yapıyoruz. Proje yazım eğitimleri düzenliyoruz. İlgili fonlarda akademisyenlerimizin deneyimleri varsa deneyim paylaşım etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Hatta bazen etkinlik düzenleyemediğimizde birebir de temas ettiriyoruz daha önce o fonla. Bir tecrübesi varsa akademisyenimizin. Farklı disiplinlerden araştırmacılarımızı bir araya getirdiğimiz araştırma ekiplerini kurmak da bizim için çok önemli. Bununla ilgili de bir takım işbirlikleri yapıyoruz. Onların çağrılara yönelik ekip olarak proje hazırlıkları yapmalarını sağlıyoruz. Proje yazımından bitimine dek hemen hemen tüm teknik desteği vermek de proje döngüsüne uygun olarak gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Hatta son bir proje döngüsünün son kısmı olan değerlendirmeye yönelik de bir iki faaliyet ekledik verdiğimiz hizmetler arasında. Bunları da size akademik personele yaptığımız duyurularla ilan ettik. Neydi bu? Belki hatırlatmakta fayda var. Bugünlerde TÜBİTAK ARDEP 1001 destekleri açık. Belki faydalanmak isteyen, 1001 yazımı yapmak isteyen akademisyenlerimiz olursa diye. Ama sürekli açık olan fonlar da var. 1002, 3501 gibi. Onlardan da yine faydalanmak isteyen akademisyenlerimiz bu hizmeti bizden talep edebilirler. Ne yapıyoruz? TÜBİTAK'ın değerlendirmelerinde bir panel oluyor biliyorsunuz. Değerlendirme paneli. Şayet bir proje hazırlığınız varsa biz TÜBİTAK paneline gitmeden önce kendi kurumumuz içinde böyle bir simülatif panel gerçekleştiriyoruz. Daha önce tecrübe ettik. Fena da olmadı. Umarım yeni proje başvurularında benzer şekilde faydalanmak isterseniz size bu değerlendirme paneli hizmetimizi açmak isteriz. Bununla ilgili bize zaten dönüş yapabilirsiniz. Döngünün bir başka aşaması ise proje döngüsünün sizin de bildiğiniz gibi araştırma proje altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılan bu proje ve araştırmaların sonuçlarının yaygınlaştırılması. Araştırma bittikten sonra da sürdürülebilirliğinin sağlanması fon kuruluşlarının çok önem verdiği bir aşama. Sizler de biliyorsunuz proje yazımında mutlaka soruluyor nasıl sürdüreceksiniz diye. Mali olarak, çevresel olarak, kurumsal olarak sürdürülebilmesiyle ilgili öngörünüzü de bilmek istiyor fon kuruluşları. Araştırma ve projelerin hem kurum içinde hem kurum dışında ilgili kişi, kurum ya da sektörler başta olmak üzere daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamak, işte gelecekteki olası araştırma ve projelere altlık teşkil etmesini arzuluyoruz. Hatta mümkünse bunların o alandaki politikalara yansıması da çok önemli. Bir başka önem verdiğimiz konu ise projeniz o alanda ise üniversite sanayi işbirliği oluyor. Mümkünse yaptığınız araştırma ya da çalışmaların sanayiyle temas yaratarak bir çıktıya dönmesi de yine önemsediğiniz bir başka konu. Bu amaçlarla yola çıktık ve çalışmalarınızı, ürettiğiniz bu kıymetli çıktıları, bilimsel, teknolojik alandaki çıktıları daha etkin, daha verimli nasıl kullanabiliriz, nasıl yaygınlaştırabiliriz ile ilgili biraz destek vermek istedik sizlere. Erkan hocamızı ziyaret ettik. O da sağ olsun bize bu araçları nasıl kullanacağımıza dair bir atölye çalışması düzenleyebileceğini söyledi. Biz de bu fırsatı kaçırmak istemedik. Hemen bir araya gelelim dedik. Atölyenin sözünü aldık. Sözü uzatmadan size bırakıyorum Erkan hocam. Çok teşekkür ediyorum böyle bir destek verdiğiniz için. Hocalarımızın da soruları olursa zaten sonuna doğru herhalde yanıtlarlar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ya umarım verimli olur. Yani hani bir faydamız olsa ne güzel. Bir de yani sona kalmadan araya da girebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Çünkü yani genelde ben bu tip workshopları daha çok gazetecilere ve sivil toplum örgütlerine yapıyordum. Orada genelde öyle işliyor. Daha böyle interaktif olabilir. Bir de genelde hep söylediğim bir şey, hani bu araçlar hepsi yeni ortaya çıkan şeyler olduğu için ya da bu dijital iletişim pratikleri. Yani elimden geldiği kadar takip ediyorum ama
Daha ileri de olabilir. Her zaman açığım onlara da, alternatiflere de. Buyurun siz de söyleyin. Hani hep beraber ilerleyelim. Şimdi duyurudaki şeylerin dışına biraz çıkacağım. Yani onlar da olacak ama araç, alet. Sırf bu daha akademik versiyon için biraz kafa yordum. Neleri kullanabiliriz diye. Biraz daha personalize ettim o bakımdan ya da customize ettim. Onları sizinle paylaşayım. Dediğim gibi evet, elimden geldiği kadar takip ediyorum ama yani siz daha iyi biliyor olabilirsiniz bazı araçları. Şeyleri açayım, tavsiyeleri. Şimdi genellikle böyle şeylerde hani artık çoğunuz bu arada haberdar da olabilirsiniz araçlardan. Umarım hani yeni bir şey de gösterebilmiş olurum. Şimdi bir kısım bahsetmek istediğim şey artık böyle az çok akademisyenler arasında yurt dışında yerleşmiş bazı mecralar. Yani orada kimliğinizi koymanız iyi oluyor. Kimliğinizi bir şekilde paylaşmanız ya da ne bileyim bir tür CV gibi işliyor. Şimdi bunların başında ben ekranda paylaşacağım. Hani artık bazı uluslararası yayınlarda zaten zorunlu gibi hale de getirilen mesela ORCID. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama yani bir de share screen yapayım. ORCID diyorsunuz değil mi hocam? Evet evet, ama nasıl okunduğunu yani şimdi hiç sesli okumamıştım, şimdi düşününce bakayım. ORCID diye okuyanlar da var hocam bildiğim kadarıyla ama. Doğru bir okuma olabilir. Şeyi bulmaya çalışıyorum. Evet. Yani bu zaten şöyle bazı durumlarda mecburi hale geldi. Bunların linkini de ayrıca paylaşırım sizinle ama gözüküyor değil mi ekranda? Bu benimki mesela. Bu bayağı hani ne bileyim yaygın olduğu için sizin de burayı güncellemeniz iyi olabilir. Yani aslında çoğumuz açıyor burayı da sonra pek üstüne düşmüyorsunuz. Bence güzel bir kaynak. Hani bunun işte ne bileyim sol tarafta böyle bazı anahtar kelimeler bilmem ne. Hani bu bir defa olsun bence. Hani bizim bir bakıma akademisyenlerin LinkedIn'e olma yolunda ilerliyor gibi geliyor. LinkedIn demişken aslında şöyle, LinkedIn garip bir mecra. Yani herkes orada böyle public CV olarak duruyor. Tam olarak ne işe yaradığını bazı sektörlerde yarıyor ama bazen belli olmuyor. Yalnız gözlemlediğim şu 2-3 yıldır çok etkileşim olmaya başladı LinkedIn'de. Onun için tavsiyem LinkedIn'de açmanız. Yani akademisyenler de orada. Ya da yani zaten açmışsınızdır güncellemeniz. Buradaki anahtar şey güncelleme aslında. Yani böyle bunlar günübirlik yapılan şeyler değil. Zaten akademi biraz ağır işleyen bir kurum. Ama yine de arada bir dönüp böyle güncellemek iyi olur. Bir senkronize etmek bütün bu mecraları. Bazen senkronizasyon mümkün oluyor ama her zaman değil. O yüzden tek tek bakmakta fayda var. Şimdi son zamanlarda böyle dikkatimi çeken bir şey de Pablon, şöyle bir şey, bakın adres de bu. Aramızda kullanan var mı bilmiyorum ama bu da yine Routledge ve birkaç böyle büyük, galiba Sage de zaten soruyor size. Bu şey, Reviewer profili. Yani böyle uluslararası dergilerde özellikle review ettiğiniz zaman böyle review seçeneğinizi, review'u koyarken soruyor. Pablon'da da yayınlansın mı diye. Bu böyle hani güzel bir şey. Hani bir taraftan aslında CV'nizde de hani nerelerde review yaptığınızı mesela bakın benim burada şuralarda yapmışım gözüküyor. Bunlar şöyle işliyor. İşte bazı anlaşmalı kurumlar var. İşte Routledge ve Sage bunu zaten otomatik koyduruyor. Ama diğerleri için size gelen mail'i mesela işte teşekkür mail'ini yani teşekkür ederiz bu review'u yaptınız diye. O mail'ı bunlara iletiyorsunuz. Review.pablon.org'a. Zaten burada anlatıyor. Onlar bir süre sonra profilinize koyuyor. Yani bu şey açısından iyi bir şey olabilir. Yani böyle hani belli bir bakın ben nerelerde review yapıyorum falan diye. Bu verified bir information. Böyle CV'nize de ekleyebileceğiniz bir şey. Kendi yayınlarınızı falan da koyabiliyorsunuz ama bunun çıkış amacı Pablon'un daha çok verified review'larınızı göstermek. Ha bu arada makale ismi falan geçmiyor. Onu size bırakıyorlar. Çünkü o riskli olabilir şimdi. Reddettiğiniz de olabilir. Başka bir şey de. Yalnızca nerede ne kadar yaptığınız işte. Gözüksün yeter.
zaten bir süre sonra anlayacaklar. Yani işte ne bileyim, Theory Culture and Society genelde gönderilen her şey benim de elime geliyor mesela Türkiye ile ilgili. Şimdi bunu dedikten sonra onun için bana da yazabilirsiniz sonradan eğer bir şey lazımsa falan. Evet. Böyle işbirlikleri de lazım malum. Şimdi onun dışında böyle hani profil oluşturmada lazım şeylerden birisi de Google Scholar Profile. Herhalde şu anda bunu da açmamış arkadaş yoktur diye düşünüyorum ama eğer yoksa burada da Scholar'da da bir profile oluşturmak iyi olabilir. Şöyle Scholar Research'e gidecek olursak ana sayfaya, şurada My Profile var. My Profile'a tıklayıp burada bir Olur ben oradan çıkarım. Hı-hı, tamam. Verified ederseniz bu iyi bir kaynağa dönüşebiliyor. Yani ben bazen bazı akademisyenlerin tüm şeylerini buradan görebiliyorum, yazılarını. Bu benimki. İşte şurada son 5 yıl ve genel olarak aldığınız atıflar var. Onlar zaten otomatikman Google Scholar yapıyor. Bu da tabii Google'ın arama motorlarındaki gücünü düşünürsek bence hani burada da bir profilinizin olması da iyi. Yani illa çok atıf almışsın ya da yayınım yok falan da düşünmenize gerek yok. Bu bir defa hani kimliğinizi, dijital imprintinizi oluşturma zamanı. Öyle ya da böyle zaten sizi bulacaklar. Bari hani siz kendiniz kontrol edin bu profil şeyini diye. Bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Bu üç tane böyle hani ilk aklıma gelen, benim de kullandığım şeyler. Profil ya da CV oluşturma yerleri diyelim. Şimdi ondan sonra akademisyenleri de yönelik bazı işte sosyal medya networkler var. Bunlardan da eminim haberiniz vardır. İki tanesi çok öne çıkıyor. Birisi Academia Edu. Diğeri de ResearchGate. Şurada ResearchGate. Ben şahsen hani biraz daha Academia Edu'cuyum. Bence sosyal medya konseptini daha iyi kavramış durumda. Yani bunlarla ilgili tabii hepsiyle ilgili bazı eleştiriler geliyor. Onu anlıyorum. Hepsini de kullanmanıza da gerek olmayabilir. Ama hani bakayım bir şey geldi. Evet. Kayıt tutuluyor diye biliyorum. O yüzden herhalde Tuğba Hanım sonra izleyebilir. Şimdi bu mesela aynı Facebook mantığı aslında. Timeline'da ama yalnızca akademik şeyler var. İşte birisi bir de şey mi okudu? İşte yeni bir paper mı upload etti? Birisi birini recommend mi etti diye. Bunların hepsini buradan görüyoruz. Academia Edu şeyle meşhur zaten. Bir de e-mail göndermesiyle bazılarınız bezmiş olabilir abone olanı. Ama şahsen ben her zaman yeni bir şeyler keşfediyorum, yeni yayınlar. Şöyle bu garip bir aslında durum. Hani telif hakkıyla sorunlar olabilir. Şimdiye kadar başıma bir şey gelmedi. Bunun da yolu genellikle işte yayın öncesi son draft'ı koymak. Ya bu sayede aslında hani paywall'ları da aşıp bir sürü insan burada paylaşabiliyor yazılarını. Ben şahsen bayağı şey yapıyorum, faydalanıyorum yeni yazılarda. Ayrıca kesinlikle yazılarınızın daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlıyordur bu. Beklemediğinizde bir kitle. Yani bu citation tabii kadar belki etkili değil ama hani güzel bir nokta var bence burada. Bu arada istediğiniz zaman sorabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi ben tabii dayanamayıp bunun prosunu aldım. Yani hala gerekli mi prosu emin değilim. Pro versiyonu bedavası da iş görüyor. Yani yükleyebiliyorsunuz yazılarınızı. Ne kadar işte şuradan analytics nereye işte ne kadar referans alıyor, ne yapıyor? Hani bir bakıma Google Scholar gibi bu da size bir takım analitik bilgiler de veriyor. İşte son 30 günde bu kadar izlenmiş, şu kadar indirilmiş. Bakın nereden geldiği falan da gözüküyor insanların. Ama para da verip şey yapınca hani dayanamayıp para da verip alırsanız şu iki şey bakın şurada grant, readers ve mentions kısmı açık hale geliyor. Readers şu, sizi kimler okudu? Yani bunun pek faydalı olduğunu şimdiye kadar görmedim ama işte insan dayanamıyor tabii, merak ediyor. İşte ne bileyim mesela bakın bu kişi okumuş. İşte şu kişi okumuş, nereden, hangilerine bakmış. Yani bir bakıma neler aslında belki hani yazdıklarınız nereye nasıl hitap ediyor diye ilginç olabilir. Ama bu pro versiyonda eğer Academy Edu'yu severseniz bence siz de dayanamayıp alacaksınız zaten. Sonra şurada da mesela mentions kısmı var. Burada da bildiğiniz citation ama hani burada adınız geçiyorsa da var.
Mesela ne bileyim şöyle bir makalede adımız geçmiş. Şunlar burada size de soruyor bu siz misiniz değil misiniz diye. Buna göre de hani biraz makineyi eğitmiş oluyorsunuz. Adınız mesela master tezlerinde falan da geçiyor olabilir. Bu şekilde. Kendince bir puanlandırması falan var. Ben hani çok onlar çok umurumda değil ama hani şuradan yine de hani böyle merak ettiğiniz bir akademisyenin yani işte ne bileyim işte genel puanlı muanlı hani ne kadar public mention aldığını şu mesela hiç çok umurumda değil ama hani buralarda duruyorlar. Bu güzel bir şey aslında. Bayağı bir CV'nizde şeyinizde linklerinizde ekliyorsunuz. Son olarak bir de şu kısım bence orijinal. Ben tabii grant olayını pek beceremedim şimdiye kadar ama inşallah bundan sonra olacak. Burada da ya Akademi Edu bayağı bir şey topluyor. Grant bilgisi toplamış. Bakın solda da böyle şey var. Bazı filtreler var. Ben mesela hani antropoloji ve communications'a bakıyordum. Size böyle bakın bir liste sunuyor. Bunların çoğu biraz Amerika merkezli. Hepsi işimize de yaramayabilir ama genel olarak bayağı bir bilgi veriyor. Ya bu da galiba pro versiyonda. Hani ama isterseniz zaten pro versiyonu almış birisi olarak ben bunları bir şekilde paylaşırım da. Burada bayağı bir gördüğünüz gibi hani şöyle alanlara göre grant bilgileri var, deadline'lar var. Hani belki böyle ortak bir şey yapabiliriz hani bunları paylaşıp böyle belki bazılarımızın işine gelir. Hocam soru kabul ediyor musunuz arada? Tabii hocam buyurun. Bu academia.edu'ya prosu ne kadar fiyatı, ne kadar verdiniz? Hocam unuttum. Şimdi bakayım. Yani biliyorsunuz kredi kartıyla başlıyor. Burada bir yerde vardır. Hemen bir dakika. Acaba nerede gözüküyordur o bilgi diye bakıyorum. Tabii ki kritik soruyu soracağım. Tabii ki fakülte bunu desteklemedi. Siz cebinizden ödediniz. Hocam ben sormadım bile ya. Aslında şöyle kişisel olduğu için muhtemelen desteklemeyebilir ama belki bir tane ortak bir şey alınır. Ya nerede yazıyor acaba bu? Bir yerde bir şekilde gidiyor bu paralar ama. İşte geldiğini görüyorum. 200 lira aylık 16, 15 buçuk lira. Şimdi ben de baktım alayım diye. Ha süper. Ha şuradaymış. Premium. Epey subscribe. Ucuz. Evet. Epey ucuz. Evet. Bu konuda hani subscription demişken tabii ki Grammarly kaç arkadaş kullanıyor bilmiyorum ama hani ana dilim İngilizcem olmadığı için ben bir şekilde yine de kullanayım dedim onu. Gerçekten faydası oluyor ama onun pro versiyonu bayağı pahalıya geliyor. İşte onu da her böyle yıllık ödeme yapıldığında bilgisi geldiğinde biraz üzülüyorum ama yani bayağı faydalandığım için Grammarly de iyi bir şey. Yani hiç beklemediğiniz ufak bir şeyleri düzeltiyor. Microsoft Word'den daha iyi o bakımdan. Yani hocam hani, o da 11 dolar aylık. İşte aylık üyelik 11 dolar. İşte arttıkça da bu dolar biraz daha üzüyor ama işte mecburuz biraz da hani Grammarly. Benim çok işimi gördü. Son yayınladığım kitap içinde vallahi onu kullandım bayağı. Yani yetti gibi. Şimdi ben bayağı akademi educuyum gibi gözüküyor. Ama bazı hocalarımız da ResearchGate'i çok beğeniyorlar. ResearchGate bana biraz daha böyle kantitatifçi hoca profili veriyor gibi. Olabilir. Yani burada da bayağı bir kişi var. Bunu çok çok incelemedim ben. Hani ben buraya da koyuyorum yayınları. Bunun da istatistikleri var. Yani akademi edunun en büyük rakibi gibi. Ama böyle şey kadar bana şey gelmiyor. Akademi edu kadar böyle nasıl diyeyim? User friendly gelmiyor ama önemli bir mecra. Yani buraya da yayınlarınızı koymanız faydalı olabilir. Bazı hocalar da sizi buradan buluyorlar. Bir de burada farklı olarak mesela research böyle kısmında mesela bir projenin içindeyseniz hani onu belirtiyorsunuz. Ya da işte ne bileyim belki bazı yayınlarınızın toplamı 3-4 yayın aynı proje bağlamında olabilir. Mesela ben kendi profilime bakayım overview'da herhalde. Şunu diyorum mesela internet tarihi çalışmalarımın hepsini bir proje olarak gösterdim. Onlar bir yerde duruyor. Evet Turkey Internet History diye. Yayın yaptıkça bunun altına koyuyorum. Şu mesela başka bir şeyim. Bu da işte Gezi direnişiyle ilgili tüm yayınları da buraya koydum. Böyle bir şekilde gidiyor. Bunun da prosu vardır herhalde. Buna bakmadım. Hani onu da siz bakarsınız. Hatta paylaşırsınız. Öyle söyleyeyim. Bunlar dışında şimdi şunlar
aslında yaymaktan çok şu iki şey çok ilginç ilginç bir şey. JSTOR kendisi için yapmış. Onu da göstereyim. Adres bu. Hani sonra yine zaten paylaşırım. Ya bu JSTOR'un özel şey olduğu için tabii daha çok JSTOR üzerindeki arşive ulaşmak için. Şöyle bir şey. Ne yapıyor? Belli bir alandaki böyle yayınları size sunuyor. Şuradan yazıyorsunuz, disiplini seçiyorsunuz. Open Scholarly Books diye. İşte ne bileyim, antropolojide bu, bilmem ne bu. Ama asıl JSTOR'un daha güzel bir şeyi şu. Bir uygulaması diyeyim. Bakın, JSTOR analize bir tane PDF dosya yüklüyorsunuz. Mesela yeni yazdığınız yazı olabilir. Draft halinde. Bak şurada. Şuraya yüklediğiniz zaman size tavsiye edeceği, bakın sizin yazınızla ilgili şu yayınlar var diyor. Böyle bir liste veriyor. Bu PDF ile çalışıyor, Word ile çalışmıyor. Hani olur ya, yazdığınız yazıyla ilgili gözden kaçırdığınız bir ne bileyim makale varsa, kitap varsa hani onları bulmanızı sağlayabilir. Tabii ki tek yol değil ama güzel bir yol gibi geliyor bana. Hani bazen işe yarayabilir. Bir de ne yapıyor? Ha, böyle topikler de belirliyor. Bakın bu dokümanda özellikle şunlar var diyor. O topikleri de ayarlayabiliyorsunuz, konuları. İşte yok aslında ben bunu değil şunlara bakıyorum dediğinizde ona göre tavsiyeler de değişebiliyor. Bu bedava bir hizmet. Yani bir deneyin. Bazen böyle ben genelde draft halindeki yazımı bir koyuyorum buraya. Bakıyorum neler olmuş diye. Belki başka kullanan arkadaşlar da vardır. Aa bakın, Sema Hanım Grammarly'i bölüm olarak aldık demiş. Ne güzel. Ha evet. Sinem de koymuş şeyi. JSTOR analizini. Tamam. Şimdi onun dışında şeyi merak ediyorum. Özellikle böyle bibliografya yapımında neler kullanıyorsunuz? Hani hangi araçlar var? Bu tabii hepimiz yazı yayın yaptığımız için. Yani böyle ben bir süre önce geçen yıldan beri Zotero'cu oldum. Ya ama onun da rakibi Mendeley diye biliyorum. Şöyle yapayım. Bazıları Mendeley app'i çok beğeniyor. Ben çok fazla kullanmadım. Onu da yine de şöyle yapalım da. Şu Mendeley.com. Bunların hepsinin böyle bir şey ayağı da var. Mesela Zotero hani aslında bir uygulama. Hani ama aynı zamanda işte bibliografyanızda bazen işte belli bir alanda bu benim mesela Zotero uygulamam açıldı. Zotero şimdi login yapayım. Böyle 3-5 hoca ya da daha büyük işte bilmem şu alandaki hazırlığı sunabiliyorlar da. Hani burada forumlar falan da var. Ben bir ara böyle özellikle Science and Technology Studies çalışan bir hoca ile tanışıp aslında onun mesela paylaştığı şeyleri görmüştüm. Kişisel kullanım dışında ufak bibliografya yaratımında ve paylaşımında da Zotero işe yarayabilir. Bunun da pro versiyonu var. Çoğu zaman aslında prosuz da iş yapabilirsiniz ama hani bir daha böyle yani işte storage'i ne bileyim ben açmaya karar verdim. Hani şurada artık bütün yayınlarımı buradan buraya koyuyorum bibliografiyi ve hani şeyi tamam buna da para vereyim dedim. Belki bunun da bir kurumsal versiyonu olabilir. Ona da bakmak lazım. Daha ucuzdu diyebiliyorum bu. Yani işte son 2 yıldır yaptığım yayınların hepsi şu sol tarafta iki şeyle gözüküyor. Bir şekilde bu referansları buraya yazdıktan sonra hani ve bilgiyi de girdikten sonra ondan sonra bir daha hani tekrar bu referanslarla uğraşmıyorum. Bilen biliyordur aslında da çoğumuz yine de hani bilmeyen varsa diye. Mesela şöyle yaptığımızda mesela sağ tıklayıp şurada neydi? Create Bibliography dediğinizde bakın burada çok muhteşem bir özellik. Bir sürü stil otomatikman var.
Ve yani sizin bir daha bakmanıza da gerek yok. Hani buradan istediğiniz formatta bunu download edebiliyorsunuz. Ben yıllar içinde bir sürü şey kullandım ama Zotero'da karar kıldım. En iyisi, en neti bu. Google Scholar bile bir şeyler sunuyor ama onun genelde referans bilgileri hep eksik oluyor. O yüzden bir kere buna girdikten sonra buraya referansı, işte My Library'de hepsi birikiyor. Ondan sonra şöyle sürükleyebiliyorsunuz istediğiniz yazının üzerine de. Hani bir daha kullanacaksanız. Bunun, hani bu kişisel bir kullanım aslında. Ama dediğim gibi web sitesi tarafında paylaşımlar da yapabilirsiniz. Ne bileyim işte Türkiye üzerine bir bibliografya yapıyorsanız kolektif olarak sanki iyi bir yer gibi geliyor bana. Bunları kapatayım bir tarafta. Kalır. Evet. Şimdi daha sosyal medya tarafında yani bir süredir şeyi... Erkan hani... hocam bir şey ekleyebilir miyim? Ben de bütün bu işte Zotero, Mendeley hepsini denedim. Zotero'nun dediğiniz gibi citation bilgisi hep doğru oluyordu. Yani hiç hatalı olmuyor ama Mendeley'de o sıkıntı var. Bir de bir şey daha var. Citavi diye bir uygulama var ya da işte program mı demek lazım. Citavi'yi biliyor musunuz hocam? Bilmiyorum. Citavi de işte buna benzer. Aynı şekilde şey alıyor ama onun bir farkı yazarken de yardımcı oluyor. Yani tamamen bir outline hazırlamanıza, referansa yani hepsini yani hem referans almayı, hem saklamayı, hem okumayı, hem de bir outline hazırlayıp atıyorum bir paragrafı seçtiğinizde onu tıpkı bir Word dosyasının üstündeymiş gibi sürekli oynayabilmenizi falan sağlıyor. Onun linkini atarsanız hani onu zahmet olmazsa linki atın da onu da bakalım o zaman. Ben de bunu bilmiyorum. Şey için şu bir şey daha göstereyim. Hani Zotero'da ilk başta azıcık alışmak zaman alıyor ama şimdi mesela bakın Zotero'nun bakayım hangisiydi eklentisi? Eklentiyi kaçırdım. Hangisiydi? Şu. Şimdi mesela buraya geldiniz, Google Scholar'da bir arama yaptınız. Şöyle bakın, aslında tabii burada tek bir seçenek olduğu için My Library'ye doğrudan doğruya şunu ekledi. Ama mesela bir şey arayalım, işte Social Movements. Bakın nasıl işliyor mesela. Şimdi şöyle mesela bir aramada çıktı. Şuraya tıklıyorsunuz mesela, bakın böyle bu işaret buna dönüştü. Şurada hangisine referans verecekseniz onu seçiyorsunuz. Okey diyorsunuz. Bu şimdi Zotero'ya eklendi. Ondan sonra şurada gözüküyor zaten. İşte bu genel kütüphaneye eklendi. Sonra şurayı bir kontrol ediyorsunuz. Hani burada ilk girişte eğer bilgi eksikse o bilgileri de girin. Bir kere bunu kaydettiniz mi artık o hep burada kalacak. İşte temel bilgileri vermiş zaten. Hani böyle de bırakabilirsiniz ama işte sayfa numarası bilmem ne verecekseniz diye. Öyle. Bu şekilde işliyor. İlk başta azıcık zorlanıyorsunuz ama Zotero bayağı bir siteyle işbirliği içinde. Başta Google Scholar olmak üzere işte Amazon, Google Books bilmem ne hani bir sürü siteden veriyi böyle çekebiliyor. Şurada şuna tıklamanız yeterli. Öyle. Ondan sonra da işliyorsunuz. Evet. Şeye gelince son zamanlarda benim gözlemlediğim yani LinkedIn'in hani böyle bir etkileşim alması dışında Twitter'da böyle bir akademik taraf oluşmaya başladı. Hatta Twitter Academics ya da benzeri böyle hashtagler de kullanıyorlar. Yani ben açıkçası Twitter'a daha çok aktivizm üzerinden girdiğim için bana biraz kuru geliyor ama yani sonra zamanla fark ettim ki bayağı bir aslında akademisyen orada. Ve böyle hani kendi yayınlarını oradan duyuruyorlar. Artık bu gayet meşru bir şey. O yüzden Twitter performansı iyi olabilir. Ayrıca Twitter'ın böyle listesi olayı var. Bilmiyorum kaç arkadaş Twitter'da listeleri kullanıyor ama hani bu listeleme yaptığınız zaman Twitter listeleri, şöyle açayım bir. Yani böyle aradığınız hani mesela ne bileyim ilgi alanlarınıza göre hesapları o listeleme yapabilirsiniz ve takip etmenize de gerek yok. Bu sayede hatta bunu açık ya da kapalı olarak da şimdi şu şeyi görünce birden dikkatim dağıldı.
Açık ya da hani private da yapabilirsiniz ama paylaşabilirsiniz de mesela bir liste yaratıp bilmem ne bileyim atıyorum self-tracking üzerine çalışan ya da yayın yapan Twitter hesapları ile ilgili bir liste oluşturuyorsunuz. Bunu da açık yaptığınız zaman insanlar da sizi oradan takip edebilir. Böyle özellikle bir grup Twitter kullanıcısı olduğu için hani böyle daha enformasyon arayan siz burada da böyle küçük bir atraksiyon yaratabilirsiniz. Şimdi nasıl oluşuyor bu şey? Liste oluşturma olayı. Mesela üniversitenin üzerine tıkladım şimdi. Ben bunu takip ediyorum ama etmesem de olur. Bakın ya etmeden yapabiliyorsunuz. Şu üç noktaya tıklayıp listeleri ekle veya listelerden kaldır var. İşte basıyorsunuz buna. Bunlar benim zamanla oluşturduğum uyduruk listeler. Ama mesela hani şurada en sonda yeni bir liste yaratma seçeneği var. Niye çıkmadı bilmiyorum ama böyle bazen gösterirken çıkmaz. Yeni liste oluştur şurada. Buradan neyse işte bu yapmak istediğiniz şey. Bazı akademisyenler böyle güzel listeleri oluşturuyor. Ve bunlar hani bir enformasyon kaynağına dönüşüyor. Yani bu sayede onu o listeyi oluşturan kişinin de tabii ki böyle tanınırlığı artıyor. Onun için hani ilgi alanınıza göre böyle listelerde oluşturabilirsiniz. Yani akademik ilgi alanlarınıza göre. Listelere nasıl gidiyor? Normalde bakın listeler şuradan. Solda normal Twitter profilinizde. Burada benim yaptığım listeler var. Çoğu kapalı. Tabii ben böyle mesela işte gazetecilik, politikacılar bilmem ne gibi yapmışım. Metalciler. Böyle kişisel şeyler de yapabilirsiniz yani. Ama hani işte daha spesifik şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi eğer Twitter size böyle bu şekilde zor geliyorsa özellikle masa başı da kullanıcıysanız o zaman Twitter'deki öneriyorum şiddetle. Bu Twitter'ın kendi uygulaması. Belki çoğumuz biliyordur. Bakın tweetdeck.twitter.com. Buna girdiğiniz zaman Twitter'a login olmuşsanız zaten otomatikman buna da girmiş oluyorsunuz. Bakın bir anda format değişti. Yani normal Twitter desktop tek sütunken burada sınırsız sütun olayı var. İşte size gelen bildirimler, ana timeline'ınız, bakın takip ettiğiniz bu benim dersin hashtag'i gibi sınırsız sayıda sağa doğru uzayan şeyler var. Burada iki şey var. Bir, monitoring yapabilirsiniz. Mesela anahtar kelime neyse arayacağınız işte self-tracking mesela. Self-tracking üzerine atılan her tweet, bakın hemen bastım bir şöyle bir sağda çıktı artık. Buradan elinizin altında. Bütün dünyada ne kadar bu şeyle ilgili kelimenin geçtiği tweet varsa buraya düşebiliyor. Hatta aşırı yoğunluk varsa o zaman şuradan ayarlardan engagement'ı bilmem ne ayarlıyorsunuz. En azından 2 RT alsın falan diyorsunuz. Spam'i de engellemek için. Böyle bir kolaylık var. Ha, listelere gelince bakın listelerde böyle şuradan bir yerden bakın ekle o listelerinizi bir sütun haline koyabiliyorsunuz. Bakın şimdi gözüküyordur. Benim gece yarısı izlediğim garip şeyler, listelerim var. Mesela Akgosip. Yani troller üzerine daha önce yayında yaptığım için mesela bir Akgosip'im var. Buradan Ak trolleri izliyorum. Yani bu listeyi her zaman geliştiriyorum. Sonra hızımı alamadım. Yani ülkenin tüm siyasi oluşumlarıyla ilgili işte FETÖ'cüler, cihatçılar, Kürtçüler, solcular diye bunlar pek akademik değildi ama işte şey olarak takip ediyorum. Bu kripto paracılar. İşte gördüğünüz gibi sizin elinizde bedava bir hizmet. İstediğiniz kadar liste yaratabilirsiniz. Daha böyle akademik ve şey alanda olabilir. Biz işte daha çok böyle aktivizm yaptığımız için de zaten başımız derde girdi. Ama siz daha güzel şeyler yapabilirsiniz tabii. Verimli, akademik şeyler. Biz kişilerin listelerini nasıl görüyoruz? Evet, eğer public yapmışsa şeyde görebiliyorsunuz listelerini. Güzel bir soru. Hemen mesela gidelim bir tane şeye. Mesela şurada, mesela Cemil Şinasi Bey özellikle şeyde, Ayhan Hoca mesela. Ayhan Hoca mı bakayım yapmış mı? Nereden göreceğiz? Ayhan Hoca'nın üzerine gittik. Listeleri görüntüle. Ayhan Hoca bakayım yapmış mı? Bakın bunları yapmış. Cultural Pluralism, İletişim Bilimleri, Migration, Top Migration Researchers diye bir şey yapmış. Şimdi gördünüz mü? Yok, pardon. Bu şey, başka birisi yapmış. Ayhan Hoca'nın içinde oldu liste.
kendisinin yok mu? Bir şey oluyor. Sizi dahil ettikleri listeleri görebiliyorsunuz. Mesela Ayhan Hoca'yı 4 yere koymuşlar. Ha, bulundukları listelermiş bu. Bir yerde de burada kendi yaptığı vardır ama bir ihtimal kendi yapmadığı için belki de. Yok bakayım benimkinde çıkıyor mu? Tabii kendiminkini nasıl göremeyeceğim. Başka birisini denesek, kimi denesek acaba? Yani bakayım. Mesela Barış Büyükak yol yapmışım acaba. Şöyle bakalım bir daha. Mesela Jennifer Hudson'a bakalım. Onda var mı bir şey? Liste yapmış mı yani? Bakalım. Listeleri görüntüle. Bak Jennifer Hudson böyle listeler yapmış. Ya içinde olduğu ya da vallahi işte onun yaptığı bir şekilde bulunuyor. Bunlar siz bir daha bir bakarsınız. Mesela böyle bir liste var. Ha, aslında o yapmış ya, evet. Mesela abone olduğunuzda artık bu listedeki kişilerin yazı şeyleri de içerikleri de buraya düşüyor. Yani sizin timeline'ınıza ya da işte ayrıca böyle arada bir dönüp bakıyorsunuz. Onu güzel bir hizmet bence. Ve dediğim gibi bunları şeyden kontrol etmek daha kolay oluyor. TweetDeck üzerinden. Böyle arada bir bakarsınız yeni ne olmuş diye. İşte kripto paracılar ne diyor, bilmem neciler ne diyor diye. Bunlara da bakılabilir. Evet. TweetDeck ile ilgili güzel bir şey de şu. Hani bazen mesela uygun bir zamanda tweetlemek istediğinizde sanırım Twitter bunu kendi artık hesabına da koyacak ama şimdilik TweetDeck üzerinden oluyor. İşte bir şeyler yazıyorsunuz. Ondan sonra schedule tweet var. Bu normal Twitter'da yok. Burada var. İşte ne bileyim belki günün anlam ve önemine göre ne bileyim Avrupa Birliği'nin yıl döneminde mesela özellikle o gün atmak isterseniz o günü ayarlayıp şurada saati maati de belirleyip o zaman atabilirsiniz tweetleri. Böyle bir kolaylık var. Bir de şeyleri bence yani hashtagleri listelemekte fayda var. Özellikle işte daha akademik olarak ilginizi çeken hashtagleri ve onları da böyle takip etmek lazım. Ayrı ayrı. Bunları takip içinde size şimdi bir şey göstereceğim. Hani tabii ki normal açıp bakabilirsiniz zaten. Benim çok sevdiğim şöyle bir site var. ifett.com. Burası bir otomasyon sitesi. Aslında hani sırf şimdi bu size göstereceğim şey için değil de bir sürü başka hizmet için de kullanabilirsiniz. Otomasyondan kasıt şu. Normalde birkaç stepte yapacağınız işi tek stepte otomatize etmenizi sağlıyor. Neler mesela neyi kastediyorum? Mesela kendi yaptığım şeylere bakayım. Mesela en çok kullandığım hemen şu ilk gözüken. Size de zaten o yüzden göstermek istedim. Yani mesela belli bir hashtag'e atılmış tweetleri Google Spreadsheet'te otomatik olarak toplamayı sağlıyor. Şimdi bu geriye dönük işlemiyor ama şu andan itibaren mesela işte o seçtiğiniz akademik şeyleri takip etmek istiyorsanız hashtag'leri. Ben bunu kendi dersimin hashtag'i için takibe başladım ama sonra başka şeyler için de oldu. Mesela bakın nasıl olduğunu da göstereyim. Tab 204 mesela. Bakın böyle bir otomatik mem dosya açılıyor yetki verdiğiniz zaman Google Drive'ınıza. Bu arada IFTT çok eski yani güvenilir bir site. Böyle her yere yetki vermemek daha iyi tabii ama bu olduğu için. Bakın elimde böyle bir Excel listesi oluşuyor. Size bu şekilde bir veri sunuyor. Biz normalde tabii ki böyle bazı böyle bayağı ileri yazılım şeyleri var. Hani onlara para da ödememiz gerekiyor tweet çekmek için. Ama bugün ve sonrası için bir şey düşündüğünüz zaman tweetleri bu şekilde toplayabilirsiniz. Bu bedava bir hizmet. Ben referandumda evet ve hayır hashtagli tweetleri toplamıştım. Yani yüz binlerce tweet öyle duruyor. Bedava olduğu için topladım. Ne işe yarayacağını da hala bulamadım ama elimde duruyor. Onun gibi siz daha böyle işte planlı olarak böyle tweet toplayabilirsiniz bu sayede. Hani masraftan da biraz kaçılmış olur. Şimdi burası bir dünya, IFTT. Hani işinizi kolaylaştıracak, böyle
bazı şeyleri hani zamandan kazandıracak bir sürü uygulama bulabilirsiniz. Ben burada mesela hani çoğunu böyle denedim. Yani ne olabilir işte etiketlendiğiniz fotoğraflar otomatikman Google Photos'da toplanabilir. Daha ben gördüğünüz gibi biraz pek faydalı şeyler yapmamışım ama mesela Slack'le Twitter'ı eşleştirebiliyorsunuz. Yani burası bir dünya, hani buraya bakacaksınız ne işinize ne yarıyor, neyi otomatize etmem lazım diye kendinize sorup buradan yapabilirsiniz bir şeyler. Bakayım diye. Şimdi şöyle, Orkun Hoca'nın sorusu, eğer bir tweet public ise buraya düştüğü anda bu Excel sheet'e, bu sizin zaten kendi hesabınız, sonsuza kadar kalıyor. Yani en azından daha sonra hani bunları buradan kaldıracaksanız bilemiyorum ama hani burada zaten kalıyor. Ben hani sonrasında ne yapacağım, hani bu bir de Excel'de olduğu için bana yetti ama başka bir şekilde arşivlemek gerekiyor mu bilemedim. Yani bunlar kalacağım. Hatta şöyle, public olarak atılmış bir tweet buraya kaydolduktan sonra silinmiyor da bir daha. Yani tweet'in sahibi silse bile bu burada kalıyor. O yüzden hani böyle ilginç bir tarafta var. Böyle belli hashtagleri böyle daimi olarak buradan takip edebilirsiniz. Yani bu arada sırf hashtag de değil aslında, şey de olabilir. Belli bir kullanıcının tweetleri de buraya düşebilir. Yani orada sonsuz şekilde aslında seçenek var. İFTT'ye gidip ne gibi şeyler olabilir onlara bakmakta fayda var. Böyle onun dışında şimdi bakayım mesela ne bileyim zamanında eğitimde dijital diye bir program yapmıştık. Onun da burada vardı. Böyle yeri geldikçe yine de göstereceğim ama siz de bakabilirsiniz. Bütün şey bir hesap açıyorsunuz. Ondan sonra işte Twitter ve mesela şöyle şey yapalım. Hani Twitter'la neler yapılabilir mesela diye tıklayalım. Evet, ondan sonra orada size bakın en popüler bunlar var diyor. Neler olabilir diye. Şunların hepsi, onu applet deniyor bunlara. Bunlara bakıp işinize yarayacak şeyleri seçebilirsiniz. Öyle. Ki bu Instagram'dan tut bir sürü başka seçenek var. Evet. Öyle diyelim. Şimdi bundan da bahsettik. TweetDeck'ten de bahsettik. Şunlardan bahsettim. Buyurun bakayım. Evet. İçerik tanıtarak da yapılabilir sanırım. O ne için dedim, ben onu kaçırdım Sinem. Onu söyleyebilirsin. Hocam Twitter'da yani evet. Bazen böyle çok fazla retweetlenen ya da üzerine yorum yapılan bir takım haberler oluyor ya da bazı toplumsal olaylar üzerine böyle hani mesela içerik tanıtarak yapabiliyor muyuz, öyle veriyi çekebiliyor muyuz? Bildiğim kadarıyla olabilir. Yani anahtar kelimeyi yazarsınız oraya. Hı-hı. Yani o atlete. Ondan sonra o sizin Excel'inize birikir. Yani ne olursa. Ama ne yazarsak. Kelime ya da hashtag olması lazım. Evet, tamam. Teşekkür hocam. Bu arada evet, yani hani ileri mesela okulumuzun eminim bir ajansı var, hani daha ileri şeyleri zaten ajanstan da talep edebilirsiniz. Genellikle onların böyle araçları oluyor. Bu hani böyle en azından yeni takibe karar verdiğiniz bir hashtag'i buradan rahatlıkla, bizim de kimseye ihtiyacımız olmasın diye düşündüğüm bir şey. Şimdi az önce bir silinme ve şey durumlarından bahsettim. Herhalde archive.org'u yine bilmeyen yoktur ya da varsa da tanıştırmış olayım şimdi size. Archive.org böyle internetin arşivlenmesine kendini adamış bir sivil toplum inisiyatifi. Aslında belli bir kişi yapıyor bunu. Sonradan çok büyük bir olaya dönüşüyor. Burası elinden geldiği kadarınca bütün interneti böyle şey yapmaya çalışıyor. Evet. Pardon, yine bir şey göründü. Evet. Şimdi burada bizi ne ilgilendiriyor? Bakın bu bir sürü kurum burayla anlaşmış durumda. Yani California Digital Library. Hani artık hani kişisel bir şeyden çıkıp mesela ilk dönem Amerikan Televizyon Arşivi burada.
Hatta ilk internet oyunlarını da geçen buraya koydular. İşte The Vintage Software diye internet arcade. Şimdi bu taraf çok güzel. Hani belki ileride ne bileyim kurumsal bir anlaşma da yapılabilir. Özellikle popüler olan kısım şu arkadaşlar. Internet Wayback Machine. Burada işte bir sitenin eski halini görüyorsunuz. Yani ne bileyim işte bilge.tr dersek hani böyle bu özellikle büyük siteleri belli periyotlarla tarıyor ve onları snapshot olarak alıyor. Mesela ne bileyim 2003'e kadar 2003'e gidelim. İşte 2003'te 13 Haziran 2003'teki bir snapshot'a bakalım. Hani bizim şey çok fazla herhalde değişmemiştir ama hani işte sitemizin eski hali üniversitenin buradan görebilirsiniz. Şimdi bu iki şey var. Ben hani tabii bunları zaten keyiften de bakabilirsiniz ama bakın şurada çöp kutusu gibi Wayback Machine'in yani bunun bir şeyi var. Ne denir ona? Eklentisi var. Chrome'da, Firefox'ta da var bu. Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Bunu yüklerseniz bu Archive.org'dan silinmiş mesela ulaşmaya çalıştığınız bir site bir link vardır. Eğer link kaybolmuşsa, silinmişse buradan size bir bildirim geliyor. Son kaydedilmiş halini görmek ister misiniz? Bu özellikle yayın özellikle medyaya referans verdiğiniz zaman bir gazeteye çok işinize yarıyor. Çünkü Türkiye'de gazetelerin düzgün bir arşivi yok. Verdiğiniz link kaybolabiliyor ortadan. Ben bunu özellikle gezi olaylarıyla ilgili işte yaptığım yayınlar sırasında fark ettim. Yani bir ne bileyim bir gazeteye link veriyorsunuz online sayfasına ve o link oradan gitmiş oluyor. Ama o linki burada açmaya çalıştığınızda buradan şey gelecek. İsterseniz son halini en son kaydettiğimiz halini gösterelim diye. O halin ben artık şeyini alıyorum. Archive.org'daki arşivlenmiş haline link vermeye başladım. Böylece daha kalıcı oluyor. Ha, şu da olabiliyor. Aynı şekilde siz de arşivleyebilirsiniz. Mesela kendi yayınlarınızı, yani daha çok bu akademik değil de başka türlü olur ya bir gün kaybolur bir şey olur diye. Bu nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Atıyorum mesela nereye gidelim? Attım şu mesela şimdi. Mesela şu yazıyı gördünüz, çok beğendiniz. Ya işte başka da olabilir, kendi yazınız da olabilir. Ama silinir ya da linki kaybolur falan diye düşünüyorsanız bunun üzerine tıklıyorsunuz. Bakın size seçenekler sunuyor. Save page now dediğinizde artık bu ebediyen internet arşivde şey olmuş olacak, kaydolmuş olacak. Hatta sizin daha public yazılarınızı bu şekilde de kaydetmenizi tavsiye ederim. Olur ya ne bileyim yayın yaptığınız site kapanır, başka bir şey olur ama burada ebediyen kalacak. İnsanlar o linke tıkladığında hani kapanmış sitenin sizin yazınızı yine de Wayback Machine üzerinden görebilecekler. Küçük sitelerde bu sorun daha çok olan. Büyük siteleri zaten tarıyor bunun crawlerı ama böyle bir faydası var. Hatta bakın bu yazının ilk versiyonu, işte en son kaydedilmiş hali falan gibi. Bu daha yeni çıkan bir yazı olduğu için belki yoktur ama olabilir. Bunu da kendi yazılarınız ve de işte link vereceğiniz siteler için, haberler için kullanabilirsiniz diye Wayback Machine'i söyleyeyim. Burası da bir alem bu arada. Yani buraya doğrudan Archive.org'a yükleme de yapabiliyorsunuz. Sınırsız aslında podcasting imkanı var. Özellikle böyle podcast ya da daha böyle hani kamusal alana hitap eden ne bileyim videolarınız ya da podcastleriniz varsa özellikle podcast aklıma geliyor. Video için belki YouTube daha iyi olabilir. Ama bu internet arşivi onları da yükleyebiliyorsunuz. Biz zamanında Cengiz Aktar'ın tüm yazılarını buraya koymuştuk. Şuradan hani bir şekilde biz login olduktan sonra seçenekler var. Yani bakın upload diyor. Ya bu pek kullanılmıyor Türkiye'de ama hani güzel bir seçenek. Yani şey yaptıktan sonra şöyle login olduktan sonra özellikle belki akademik malzemenin temel daimi olarak burada kalması sağlanabilir. Hesabınızda bakın upload şöyle. Hatta bakın live müzik arşivi bile başlamış. Onları da söyleyeyim. Buraya kadar herhalde pek bir şey yok zaten. Ya umarım ilk defa duyduğunuz bir şey oluyordur. Hepsini hep bilinen şeyi anlatıyorsam tabii şey oluyorum. O zaman anlattım. Şu bu Pocket'ı herhalde bayağı bir arkadaş
Yani son zamanlarda çok popüler oldu bu da. Onu da göstereyim açılmışken. Pocket'ta böyle eğer uzun yazıları o an okuyamayacaksanız webde gördüğünüz. Bakın şu eklentisi şu onun da. Buraya kaydediyorsunuz. Bu sayfada onlar birikiyor. Mesela işte ne bileyim arşivde neler biriktirmiş. Mesela bunları son zamanlarda gördüğüm yazılar. Uzun yazılar oldukları için onları buraya koydum. O an okuyamayacağım için. Daha sonra bunları okuyorum. Ve okuyorum ama. Sonra bunları bir şekilde Kindle'a koyuyorum. Onun üzerinden okuyorum. Bu da elinizin altında şöyle olsun. Yani bu aslında bu daha çok produktivite aracı. Yani sizin için çok fazla bir şey olmayacak belki tanıtım amacıyla ama yazılarınızı. Eski Instapaper vardı. O kapandı ya da çok sınırlandı ama bu Pocket bayağı yaygın bir uygulama. Hatta eğer şey kullanıyorsanız Kobo, e-reader aracı olarak Kobo ile bunun entegrasyonu var. Hani internet üzerinde, hani buradan webde gördüğünüz bir şeyi kaydederseniz Pocket'a o Kobo'nuza düşüyor. Hocam bir soru sorabilir miyim? Şimdi bu Pocket'ı ben de kullanıyorum ve özellikle şeyde çok işe yarıyor. Offline olduğunuzda da istediğiniz şeyi okuyabiliyorsunuz. Evet. Metro gibi vesaire. Evet. Fakat bunu Kindle'a nasıl aktarıyorsunuz? Ne üstünden yapıyorsunuz bunu? Çok ilkel bir yolla. Yani şöyle, yani bir Word dosyasına bunları kaydediyorum tek tek. Yani tek bir dosyaya biriktiriyorum mesela. Yaklaşık 100 sayfa falan olduğunda onu PDF'e çeviriyorum. Calibre'la falan atıyorsunuz sonra Mobi'ye. Evet, aynen. Sonra da Calibre'yle de Mobi'ye çevirip ondan sonra kullanıyorum. Şöyle hani bu Calibre'yi de göstereyim. Hani bilen biliyordur. Bu dünyada tek hani rakipsiz herhalde bütün evet. Hani e-kitap dosyalarını birbirine çevirme aracı. Yani eğer Kobo ya da başka bir reader kullanıyorsanız genelde EPUB olması lazım. Elinizde muhtemelen geçen şey PDF'tir. Normal kitap şeyi. Ama sonra işte Kindle'da kullanacaksanız Mobi'ye çevirmeniz lazım. Şeyde ise işte Kobo'da ise EPUB'a. İşte bunu indirdiğiniz zaman bu uygulamayı istediğiniz formata çevirebiliyorsunuz. Bunun rakibi yok gibi. Ondan sonra da öyle yüklüyorsunuz. Ve hani üstünde çalışabiliyorsunuz sonra. Bana da genelde PDF şeklinde geliyor. Hatta okuldan da indirdiğim zaman böyle e-kitapları okulun kütüphanesinden sonra burada Mobi'ye çevirip sonra Calibre üzerinden Kindle'ıma koyuyorum. Ama dediğim gibi Dağhan Bey eğer hani Kobo kullanıyorsanız en son kullandığım Kobo'da entegrasyon vardı Pocket'la. Yani ben burada kaydediyordum. Kobo'da çıkıyordu. Çok güzel oluyordu. Kindle'da o yok. Durum bu. Evet. Şimdi kitap olayına ne kadar girelim bilmiyorum. Hani biliyorsunuz o biraz şey bir konu. Aslında bizim okul istediğimiz kitabı alıyor ama şöyle bir durum oluyor. Yani bu okuldan değil yayıncıdan kaynaklanan bir sorun. Yani bir tane mesela ısmarladığım kitabı işte 25 chapter. Yani 100 sayfa indiriyorum. Yani chapter indiriyorum. Bir kere de okutmuyor. Yani yayıncılar işte yok bu korsan olur başka bir şey olur diye herhalde. Çok sıkı tutuyorlar olayı ama bu da bir faydası yok. Ben taksam bunu o 25 chapter'ı indirdikten sonra bunları birleştirir yine korsana koyarım. Hani uğraşmıyorum onunla ama bununla uğraşacak çok geek var ortada, nerd var. Ve hani yayıncılar buna rağmen bu şekilde zorluyorlar. Ama olur ya anlık kitap ihtiyacınız olursa herhalde bunu bilmeyen yoktur artık. Burası yani rakipsiz şu anda bu site. Ve ben Amerika'dayken geçen yıl bazı Amerikalı hocaların buraya destek olduğunu gördüm. Yani bu open access hareketinin de alttan alta desteklediği bir şey. O yüzden yani şey bir yer, çok dev bir yer. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi tabii şurada bir yerde bakın upload var. Ben hiçbir şey yüklemedim. Sizin de yüklemenize gerek yok. O çünkü illegal oluyor falan galiba. Bir yerde bir recent uploads diye bir seçenek var. Nerede download forum? Bir dakika. Şimdi size güzel bir şey göstereyim. Topics. Vallahi ya da doğrudan bunu koydunuz da galiba. Bakın şimdi size bir tane bakayım şey mi geldi? Heh, yok. Şimdi şöyle bir uygulama kullanıyorum ben. RSS okuyucu deniyor buna. Eskiden Google Reader vardı. Google'ın kapattığı iyi şeylerden biri. Ama sonra bu Feedly çıktı. Bakın Feedly ne işe yarıyor?
RSS kodu işte her web sitesinde ya da blogda bir tane dışarıdan takibi mümkün kılan kod oluyor. Onun adı. RSS okuyucuları sayesinde siteye gitmiyorsunuz. Site ayağınıza geliyor. Şuradan şöyle şey yapayım. Bakın şurada 500'den fazla siteyi takip ediyorum ben. Her gün aslında en çok vakit ayırdığım şey bu uygulama. Mesela Turkish News, bunları kategorize ettim. Şunların güncellemeleri geliyor elime. Mesela Hürriyet Daily News'de şu haberler çıkmış. Şimdi ben haber news junkie olduğum için tabii her haberi böyle elimden kaçmasın diye takip ediyorum. Siz bunu şeye uyarlayabilirsiniz, yani başka alanlara, mesela ilgi alanlarınızı, mesela antropoloji benim hani mezun olduğum şey, işte American Ethnologist bilmem ne, RSS feedlerini buraya koydum. İşte Media and Journalism var, böyle bakın burada Books var. Yani bu aslında bu Library Genesis'te çıkan, yüklenen her kitabı ben buradan her gün bakıyorum. İşime yarayanları da indiriyorum, ayıptır söylemesi. Bakın böyle bunlar çıkmış. Çoğu işinize yaramayacak ama yani böylece hiçbir kitap elimden kaçmıyor. İlgimi çeken her şeyi hani gidip arayabilirim tabii orada da sitede de, ama yeni bir şey vardır falan diye şöyle bakıyorum. O an indirmeyeceksem şunu yaptığımda bu sonraya kaydoluyor. Read later şu kısımda solda. Zaten daha önce mesela kaydettiğim şeyler var. Bunlara bakıyorum. Bir şekilde kullanıyorum. Bu feedli bedava, yani mobil uygulaması da çok iyi. Bir şey takip etmek isterseniz nasıl ediyorsunuz? Bakın artı. Şu artıya basıyorsunuz, web sitesinin linkini koyuyorsunuz. O kadar. Yani mesela dur bakayım şunu koyayım. Nasıl çalışacak? Bakın last edit. Yani burada iki tane RSS var. Bu yalnızca edebiyat ürünleri için. Bu last edit. Şuna tıklıyorsunuz. Zaten following diyor. Following değilse de bakın böyle birkaç ayrı şey daha var. RSS feed de çıktı. Ya da benzeri. Mesela bunları takip ettiğimizde artık buraya yüklenen her şey, last edit olanlar burada çıkmaya başlayacak. Aynı bu şekilde. Bu yani özellikle böyle bazı web siteleri daha akademik olan ya da işte blogları takip için iyi olabilir. Bayağı. Ne bileyim mesela Media and Journalism'de ne var? İşte Newman Journalism şeyi takip ediyorum, lab'i falan. Her güncelleme buraya düşüyor. Şimdi çoğu insan Twitter'a döndü bunları takip için. Ama Twitter'da böyle akış olduğu için sürekli kaçırabiliyorsunuz. Bunlar siz bakmadıkça burada duruyor. Ayrıca yine şu artıya basayım. Bakın böyle topik olarak da arayabilirsiniz. Ne bileyim, cyber security, marketing falan. Burada genelde web siteleri oluyor. Yani böyle sosyal medya değil de web sitesi olarak çıktıysa konunuzla ilgili bir şey, artık bu sizin feedinize düşüyor burada. Buradan takip edebiliyorsunuz. Ben buna da dayanamayıp buna da para verdim. Bunun tek faydası işte geçmiş şeyleri falan görebilmek. İşte feedleri falan görebilmek. Yani çok faydası yok. Aslında destek olsun diye koydum. Bu da keyword alerts falan. Mesela bunları da pro versiyonda bunlar da olabilir. Mesela get Twitter feeds. Sanırım buna da daha çok para istiyor olabilirler. Ama zaten önemli olan feedli şey için önemli. Web sitesi takibi için. Mesela ne bileyim şu haberi gördünüz. Bakın böyle LinkedIn, Facebook bilmem ne paylaşabilirsiniz de. Böyle bir seçenek de var. Kaydedip sonra da okuyabilirsiniz. Bir de şurada board var. Bu pro versiyonda var. Mesela benim İlgi alanlarım şunlar, akademik ilgi alanlarım. Bunların birisine koyabiliyorum. Burada kalıcı oluyor. İleride dönüp bakayım diye. Burada tutabilirim. Bu da iyi bir... işte bekliyordum zaten Taylan'ın tekrar gözlerini. Böylece haberi de gördük. Evet. Bakayım başka. Evet. Bu feedly.com şiddetle tavsiye edeceğim bir RSS feed. Yani böyle bunu da kullanabilirsiniz. Alternatif varsa onu da söyleyebilirsiniz. Türkiye'de biraz bundle kullanılıyor. Ama bence Feedly daha pratik, daha kullanıcı dostu. Onu tavsiye ederim. Evet. Kitaplar için başka birkaç şey daha olsa da library gene siz işinizi görecektir diye düşünüyorum.
Bir de şunu söyleyeyim, her aracı her zaman kullanmanıza da gerek yok. Aslında bu şeye kalmış durumda. Yani hani ihtiyaçlarınıza göre. Şimdi bazen böyle workshop boyunca bunları anlatınca bombardımana uğramış gibi oluyorsunuz. Ya bunlar böyle elinizde dursun. Hani hepsinin bir yeri var, zamanı var. Bazen de belki hiç kullanmayacaksınız. Şurada bir yerde Google Alerts vardı. Zaten hani Google Alerts'ı hepiniz kullanıyordur herhalde. Onun bir de bir dakika. Google makine. Ha evet. Şunu bir mesela bu hani böyle Google Alert işte anahtar kelime takibi için Google'ın eskiden beri sunduğu bir hizmet. Zaten işte adınız var. İşte bakın mesela böyle bir yayın yapıyordum. Onun için şu kelimelerin olduğu bir şeyi takip ettim. İşte Beşiktaş, mesela Civilization oyunu üzerine bir şey yazıyordum. O sırada onunla ilgili çıkan şeyleri takip ediyordum. Bunun bir versiyonu da Google Scholar Alert. Sizi daha çok o ilgilendirebilir. Bir daha gidelim. Mesela ne bileyim atıyorum. Digital Surveillance. Şimdi mesela böyle aradınız ya, bakın aşağı doğru gidin. Bir yerde şey çıkacak. Bunu Create Alert. Solda görüyorsunuzdur belki. Bakın böyle Create Alert yaptığınızda akademik yayınların aradığınız şeyle ilgili size e-mail olarak gelmesini sağlıyor. Şu Create Alert dediğinizde Google Gmail'ınıza artık gelecek. Ben böyle onlarca konuyu böyle takip ediyorum. Onun için her yeni gelen şey elimin altında oluyor. Yani işte bu da ne bileyim o anda bir yayınla uğraşıyorsanız belli bir konuda bunu yaparsınız. Sonra onu silip yerine başka bir şey konuya da geçebilirsiniz. Bu arada özellikle e-mail, sosyal medyada bir anahtar kelime takibi yapacaksanız şimdi TweetDeck'te Twitter takibi var ama TweetDeck dışında başka hani bütün sosyal mecralara bakmak istiyorsanız şu ana kadar gördüğüm en iyi alert sistemi şu mention denen şey. Yani böyle ekşi sözlükten Facebook yorumlarına kadar her yeri tarıyor. Yani Google oralara girmiyor, web sitesinde kalıyor. Bu çok güzel ama bu para istiyor. Baştan. Yalnızca bir tane pilot yani bedava oluyor diye biliyorum. Ben denedim anahtar kelime bazen ve yani gerçekten çok iyi crawl ediyor ve sosyal ağları. Bunu da hani eğer çok böyle spesifik bir şey sosyal ağlarda alert kurmak ve takip etmek istiyorsanız bunu da tavsiye ederim. Böylece alert için yani Google Alert, Google Scholar Alert sonra İşte Feedly ve bu Mention App'i hani göstermiş oldum. Umarım işe yarar bunlardan birisi. Ondan başka böyle bakayım bir dakika. Şu Copernio diye bir şey var arkadaşlar. Bu aslında zaten sanırım şey üye olduğunuz zaman daha başta söylediğim Tablons'a. Tablons buna da üye olur musun diyor. Bakın Copernio'nun eklentisi de şurada. Mouse'un gözüküyor değil mi? Ha, evet herhalde. Bakın bu şunu sağlıyor. İlginç bir hizmet. Yani mesela bir şey arıyorsunuz. Google Scholar'da bir makale arıyorsunuz. Bakayım mesela nereden arayalım? Şuradan. Bir tane makale şey yapayım. Bu hep kitap çıktı burada tabii şeyle ilgili. Şimdi mesela bir makalede ısrarla şey çıkıyor. Şöyle tıkladım üzerine. Şimdi normalde bizim kütüphanede aboneli olduğu için zaten bakın sağda çıkıyor bu. Ve ona da tıklayabiliyorsunuz. Bazen aboneliğimiz olmasa bile bu Copernio bakın solda arıyor. Ve PDF'i buluyor sizin için. Yani burada güzel nokta zaten hani biz aboneyiz çoğu şeye. Hani zaten normalde indiriyorsunuz ama olmayanları da Copernio buluyor. Daha fazlasını buluyor. Copernio'ya tıklıyorum ve PDF'e ulaşıyorum. Ondan sonra da şu sol taraftan sağ taraftan download PDF yapıyorum. Bu yani bunu özellikle kullanmanıza gerek yok. Eklentiyi buraya koyun.
Eklenti Copernio size zaten arayıp bulacak. Eğer normal şekilde indiremezseniz buradan. Bazen mesela okulda değilseniz de faydası olabiliyor bunun. Bu yani yasal bir şey gibi gözüktüğü için hani şey yapıyorum. Sonuçta Pablo'muzla beraber geliyor. Herhalde bildikleri vardır diye çok da valla sorgulamadım. Çoğu zaman da işime yaradı. Bazen normal PDF ile indiremediğiniz zaman bu şekilde yine PDF ile ama Copernio üzerinden inmiş oluyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi onun dışında TÜBİTAK, evet doktora bunu, evet. Şu Digo, bu artık lüks bir şey. Yani bilmiyorum kaç arkadaş hala sosyal imleme kullanıyor ama şöyle yapayım. Digo, ayakta kalan tek sosyal imleme diye geçiyor. Social bookmarking hizmeti. Digo'nun eklentisi de şu mavi de şurada. Digo da şuna yarıyor. Herhangi bir web sitesini, mesela ne bileyim, şunu gördünüz. Web sitesini sınıflamanıza yarıyor. Bakın buna tıkladığım zaman Save Bookmark diyor. Bunu ne olarak bookmarklamak istersiniz? Bu sırf akademik de olabilir, normal bir şey de olabilir. Hani bu kendi yazı, benle ilgili yazıları böyle bu şekilde burada yapıyorum ama ne bileyim, ne surveillance dersek. Bakın surveillance zaten daha önce yaptığım için çıkıyor. Bu sayede hepsini görebiliyoruz. Bunları public de yapabiliyorsunuz bu arada. Yani bu önce private modda ama bunu böyle kaldırdığınızda artık public olarak da çıkıyor. Burada şöyle yaptığınızda mesela bunu burada Digo'ya bakın highlight olarak da kaydedebiliyorsunuz okuduğunuz şeyi. Digo hesabınızda bütün bu highlightlar birikiyor. Bunları da isterseniz paylaşabilirsiniz. İnsanlar da sizin highlight ettiklerinizi de görebilir. Digo şu anda dediğim gibi ayakta kalmış en büyük şeylerden birisi. Sosyal imleme. Kendi çapında bayağı bir takipçisi var. Biz ne yapıyorduk buradan? İşte şeye gidecek olursam mesela zamanında genelde bir seçim takipleri yapıyoruz. Seçim 2018'de 3265 haberi buraya etiketlemişim. Yani tam işsiz adam işi biliyorum ama hani böyle seçim 2019'da da yapmışım. Mesela gezi haberlerinin hepsini burada geziyle ilgili çıkmış olanlara böyle arşivliyorum. Bakın böyle birikiyor. İşte internet tarihiyle ilgili bir tane şey yapmışım bunları da. Bunlar sonra bir şey yazacağım zaman hemen dönüp baktığım hani bir şeyler kaynaklar aslında. Hangi alanlarda takip ediyorsam. Eskisi kadar popüler değil bu tip böyle inleme ama hani normal bookmarking'den daha bana işlevsel geliyor. Böyle şeyde görüyorum. My library'ime baktığımda şimdiye kadar neler taglemişim. Burada all tags dediğimde bakın yüzlerce şey var aslında. Bunları yeri geldikçe bakıp kullanıyorum. Evet. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Yorulduk mu? Umarım verimli oluyordur. Şimdi başka elimde ne kaldı? Tabii ki Feedly'yi anlattım. Şimdi şöyle yapalım. Medium'u burada demişiz. Yani Medium eğer aslında public alanda bir mesaj iletmek istiyorsanız tabii biz hocaların aslında bir sürü imkanı olabiliyor. Yani para istemediğiniz sürece T24'e de yazabilirsiniz. Başka yerlere de. Genelde zaten bedava ulaşabiliyorsunuz ama yok benim kendi bir arşivim olsun, yazdıklarımı oraya koyayım diyorsanız Medium güzel bir kaynak gibi. Hani blogging biraz düşüşe geçti. Medium'un yazı formatı, tasarımı falan da gayet iyi. Buradan da ve hani long form writing'i önemseyen bir yer. Beklemediğiniz kadar böyle kişiye ulaşabilirsiniz buradan. Burada Emre Hoca mesela yazıyor burada. Hani Emre Erdoğan'ın bence hani malzemeleri fena değil. Hani bu şu da olabilir. Arşiv olarak da yani başka yerde yayınladığınız şeyi de buraya koyabilirsiniz. Buranın ilginç bir okuyucu kitlesi var. Yani bayağı hani internetin genel olarak hani short formuna karşı burada long form yayıncılık hakim. Ve hani bunlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ya da siz de kendi yazınızı ulaştırabilirsiniz. Güzel bir kaynak. Ha bu arada buraya dadanıp böyle ne güzel yazılar var okuyayım derseniz ki ben buradan çok güzel yazı buluyorum. Bu iş modelini çözemediği için Medium
bir süre sonra şeye geçti, paralı versiyona geçti. Ayda 3 tane okuyabiliyorsunuz. Geri kalanı paralı oluyor. Mesela şöyle gibi. Vallahi her yere para verdim ama buraya veremedim daha. Artık, o kadar da gerekli görmedim. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bakın bunu kaydediyorum. Yani şunu kopya ediyorum. Ondan sonra New Incognito Window açıyorum. Böyle yapıştırıyorum onu. Bakın yazının tamamı burada. Bunu bana öğrenciler söyledi bu arada. Ben hep böyle 3 yazıda kalıyordum ama öğrenci arkadaşlar bu sayede bütün yazılara erişebileceğimi söyledi. Yani öğrenci arkadaşlardan da öğrendiğimiz şeyler oluyor. Bu sayede yazıya ulaşıyorsunuz. Bu sayede her şeyi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle, evet Tuğba Hanım, içerik üretsek bile para ödetiyorlar size. Hani başka yazılarınız için, yani başka yazıları okumak istiyorsanız. Siz de kendi yazılarınızı paywall'un arkasına koyabilirsiniz. Hani öyle bir seçenek de var. Ama buradan ne kadar para kazanılır bilmiyorum. Burası bence özellikle akademisyenler için, hani kitlelere ulaşmak için güzel bir kaynak. Yani bedava buradan public olarak yayın yapabiliyorsunuz. Hani isterseniz ben hani paralıya geçeyim, para verip okusunlar diyorsanız da işte bizim gibiler incognito window açıp oradan yine para ödemeden okuyorlar. Ama para ödeyenler de vardır eminim. Ki ben de mesela başka bir sürü şey ödüyorum. Burası hani özellikle blogging ile ya da web sitesiyle uğraşmak istemeden hani bir kitlelere erişmek istiyorsanız güzel bir kaynak gibi. Bu arada Akademiye Edu'da bir şeyi unuttum. Eğer pro versiyona geçerseniz Akademiye Edu size bir de profil sayfası hazırlıyor. Otomatikman. Yani bence bu zaten normal profil yeterli ama hani normal bu profil herkese açık. Şu mesela benim profilim. Şimdi açılıyor. Ama bir de daha böyle web sitesi gibi bir ortam sunuyor. Bakın bu normal profil. Siz geldiğinizde böyle göreceksiniz bunu. Ama bakayım pro versiyonum olduğu için bakın bir tane de nereye koyduk onu? Acaba nerede? Böyle daha şekilli bir web sitesi olması lazımdı ya. Aha, website şu mu acaba? Bakayım bir. Bakın erkansaka.akademi.edu diye bize bir de pro versiyonda böyle bir şey öneriyor. Bakın böyle. Çok basit, temel şey. Hani yani uğraşmak istemiyorsanız benim web sayfam bu da diyebilirsiniz mesela. Bakın affiliations, research, kontak bilgisi. Bakın böyle çok çok minimalist ama bir akademisyen için yeterli gibi. Hani ben nihai olarak bir web sitenizin ya da blogunuzun olmasını tavsiye ederim. İşler büyüyünce yani sanki daha iyi oluyor nihai olarak. Ama hani bu burada da olsun. Hani web sitesi benim hani çok işime yaradı blogum çok uzun zaman. Hani ama aslında benimki de çok uygun bir web sitesi değil. Yani şey olarak kişisel web sitesinden çok haber sitesi olarak işliyor. Yani siz daha böyle şey hale getirebilirsiniz. Daha böyle hani minimalist şeye. Ama ben AB Türkiye ilişkilerini böyle dokümente etmek için ta 2004'te başlamıştım. Bu site böyle kaldı. Böyle de çok insana ulaştım. Yani böyle belli bir okuyucusu ve kitlesi var. O yüzden hani böyle sırf kendi CV'min olduğu bir şey olarak yapmıyorum. Sana çok karışık gözüküyor ama abone olursanız oraya e-mail olarak geliyor. Sırf metinler daha şey. Yani bu bir ara İstanbul'a gelen neredeyse her diplomat böyle gazeteci bana uğruyordu. Erkan Sufyalı Daire bir ara çok çok iyi tabii popülerdi. Şimdi bir sürü İngilizce şey çıktı. Ama bir tane mecra ile uğraşırsanız bütün benim internet birikimim şu siteyi ile uğraşarak oldu aslında. Böyle hani bütün işte bağlantılarım falan da var. Ana projelerimin hepsi burada. Hani size de şimdi göstereceğim. Yani epey bir şeye ulaşıyorlar ama bir taraftan da günlük haber akışı da devam ediyor. Nihai olarak ama aceleniz yok ama böyle bir site işte daha minimalist bir şekilde olmasında fayda var. Şey çok kolay. Hani hostingi WordPress ya da Blogger'dan alabilirsiniz. Onların hepsi alan adı satıyorlar. Ben artık self-hosted daha büyük bir operasyon olduğu için yılda 500-600 remal oluyor bunun hostingi. Ama yani 15-20 dolara yalnızca alan adı alarak ama hostingini de böyle WordPress'i ya da Google'a yıkarak bu işi halledebilirsiniz. Sanki böyle hani şöyle bir domain alan adı olması daha havalı arkadaşlar.
Özellikle artık böyle biraz hani mid level ya da senior hoca olmaya doğru gittiğimizde iyi gözüküyor. Yani hani bence işte imaj meselesi, yoksa yani çok ne kadar faydalı emin değilim ama öyle bir durum var. Ayrıca şöyle söyleyeyim, web sitesinin işte maintenance'ı bilmem ne, hani Blogger mı, WordPress mi, hangisini seçeyim diye ayrıca konuşabiliriz. O biraz daha hani zaman isteyen bir şey. Bunu yürütmek de. Yani işte benim bazen başımı ağrıtıyor şey olaraktan, işte bir yana bağlantı gidiyor, hosting servisiyle konuşmanız gerekiyor bilmem ne falan. Ama yani genel olarak o kadar da zor değil tabii ki. Yalnızca öncelik olmayabilir. İlk etapta hatta şey çok kolay bile, hani Blogger'ın ki işte Google'ın hizmeti çok basit bir formatı var. Hani ilk başta buradan da deneyebilirsiniz. İlla hani böyle sürekli bir şey yazacaksanız, yoksa minimalist sabit bir web sitesi yetebilir. Şimdi eğer araştırmanız böyle belli başlı bir şeye dönüşüyorsa ya da bazen işte web sitesi yapımı isteniyor, o zaman yani aslında bir sürü alternatif var. Yani işte son yıllarda Wix.com çok popüler oldu. Mesela şunun gibi. Bayağı da böyle şekilli, böyle hani böyle güzel, cazip şablonları var Wix'in. Birkaç alternatifi de var bunun. Ama ben yani resmen Google'ın şeyini yapıyorum, PR'ını yapıyorum hiç para almadan. Yani bir sürü Google hizmeti kullandığım için ben burada da Google geçen yıl siteyi güncelledi. Yani bu site yapım alanını güncelledi. Ve bence minimalist şeyler için yeterli hale geldi. Web siteleri için. Bakın mesela bizim şu site, yani bana da kötü de gözükmüyor. Tamamen şeye dayalı. Google Sites'a dayalı. Bakın. Bu şu anda hani internet üzerinde muhtemelen gezi olaylarıyla ilgili en büyük arşiv, dijital arşiv. Yani bunu burada hani bu şekilde mesela rahatlıkla şu tasarımı yapabiliyorsunuz. Yani çoğumuzun tasarımda pek başarılı olmadığını varsayıyorum. Yani yetkin olmadığımızı. O yüzden benim gibi hani ben kendimi de çok bu konuda bilgili saymıyorum. Burada işte ne bileyim, mesela bakın şöyle tıklıyorsunuz. Size adım adım gösteriyor. Çok basit şablonlar var. Derdiniz ne mesela? Bütün raporlar burada var. Tam bir, bu bir dijital kaynak. Bu biz aynısını şey için de yaptık. Hatta bakın sonra hani kendisi veriyor zaten hostingi. Ben hani artık bu iyi oldu proje deyip domain name aldım. Alan adı aldım. Aynı şeyi Seçim Türk için de yaptık. Bu da bir seçim veri tabanı. Bunun şekline o kadar uğraşmadım, tasarımına. Ama burada da mesela kaynak olarak insanların kullandığını da gördüm. Biz bunu genelde öğrenci arkadaşlarla yapıyoruz. Mesela bakın şu koalisyon görüşmeleri arşivini tıklıyor insanlar. Mesela bakın burada tüm, o zaman koalisyon görüşmeleri vardı. Bütün koalisyon görüşmelerini gidip haber şeyinde basın müzesinden şey yaptık. Scan ettik haberleri. Bunu mesela böyle buraya koyduk. Bu bayağı bir public service'e dönüştü. Bence hani bazı çalışmalarınız illa hepsi dönüşmez ama şu sayede ben bahsettiğim iki sitenin de insanlar tarafından, araştırmacılar tarafından kullanıldığını gördüm ve çok mutlu oldum şahsen. Hem de tabii ki kim yapıyor bunu? Erkan ve öğrencileri yapıyor. Bunları hep belirtiyorum, yani tek başıma yapmıyorum. Bunların hepsi bir öğrenci çalışması. Tek başınıza da yavaş yavaş yapabilirsiniz. Mesela ben bir süredir kendi başıma şunun için uğraşıyorum. Olur ya, bir arkadaş ben de destek olayım derse yine beraber de yapabiliriz. Bir süredir Academic Resources diye bir site hazırlamaya çalışıyorum. O çok yavaş ilerledi. Bakın daha bu Google'ın verdiği URL adresi. Burada iki şey yapıyorum. Bir araçlar kısmı var, bir de center'lar var. Mesela center kısmında böyle hiç şu anda tasarımıyla uğraşmadım. Gördükçe buraya koyuyorum böyle ilginç akademik merkezleri. Kaynak kısmında da, yani araç kısmında da size anlattığım şeyler. Belki biraz daha fazlası var, daha şey. Şöyle görüyorsunuz. Mesela şöyle şeyler var. Mesela bunu biraz daha geliştirince bunu public olarak duyuracağım.
Ama her zaman şey açayım. Bazen mesela böyle tweetleri falan da topluyorum buraya. Birileri güzel bir şey yazıyor. Bu da bir kaynağa dönüşebilir. İşte Academic Sources diye bir süredir çalışıyorum. Ama genelde çoğu projemiz topluca yaptığımız şeyler. Ha bakın bu Türkiye internet tarihi. Mesela bunu şöyle kitabı çıkardık. Kitabın yanında hani bir bakıma bir de web sitesi sürekli gelişen. Şunu mesela geçen yılın başında çıkarmıştık. Bakın burada da Türkiye internet tarihi ki hani bunun devamı için de işte başvurmuştuk. Belki vefat etmeden o bilgisayar mühendisliğiyle sözlü tarih yapacağız. Şunlar da mesela başlıklar. Bunların da arkasında dev şey var yani bilgi var ve güncelliyoruz da elimizden geldiği kadar bunları. Bu da bir anma hizmeti. Bu arada bu da bazen çok trafik de alıyor. Şöyle gördükçe ben burayı güncelliyorum. İşte bütün o feedli ya da başka taramalarımdan elde ettiğim şeyleri günübirlik buralara koyuyorum. Evet. Şeyi tavsiyem hani Google Sites üzerinden istediğiniz kadar böyle site açabilirsiniz. Eğer site büyür de hani belli bir artık hani sunulabilir hale gelirse de alan adı da alabilirsiniz ama almadan da paylaşabilirsiniz. Mesela bunu öyle paylaştım. Bu herkese açık bu şekilde duruyor zaten. Evet. Şimdi tasarım falan dedim. Valla ben tasarım konusunda çok şeyim, hiçbir iddiam yok. Beni kurtaran Canva oldu. Bu artık şeyde de çok sivil toplum örgütleri de çok kullanıyor. Bence hani bir paylaşım yaparken görsel kullanımı her zaman şeyi arttırıyor etkileşimi. O yüzden burada çok basit tasarımlar yapabilirsiniz. Söyleyeyim bu şey değil. Yani böyle ayıplanacak bir şey değil. Dediğim gibi bir sürü büyük sivil toplum örgütü ya da siyasi parti bile Canva üzerinden yapıyor işini artık. Buradan çok rahatlıkla bakın size bir sürü tasarım seçeneği veriyor, şablonlar veriyor. Ben geçen mesela hani böyle alt background'u falan ya her adımını gösteriyor ki ben gerçekten kendimi çok beceriksiz hissediyorum bu konularda. Ama burada şablon üzerinden oynayabiliyorsunuz. Mesela işte geçen haftalarda böyle bir şey yapmıştık. Şimdi bunu bu haftayı güncelleyeceğim mesela. Yeni şeyleri buraya koyacağım. Bunu böyle büyütüyorsunuz da yeterince. Bakayım. Bakın tıkladığınız zaman resim yükleyebiliyorsunuz. Şu sol tarafa bakın. Text var, elementler var. Yani o kadar güzel bir kaynak ki. Yani kendinizi böyle tasarımcı falan hissedebilirsiniz zamanla. Hani böyle biraz şey yapınca, uzmanlaşınca upload edebiliyorsunuz kullanmak istediğiniz görseli. Bazıları paralı ama şu ana kadar hiç para ödememe gerek kalmadı. Yani çok güzel şeyler var zaten, seçenekler. Aa, videos kısmı da koymuşlar. Bakın bu yeni gelmiş. Yani sunum yaparken de sunum şablonları da var. Böyle videolar bile free eklenebilecek. Bakın böyle şey yapılmış. Kategorize edilmiş. Koyabiliyorsunuz. Ha, mesela tasarımınızı bitirdiniz. Mesela ne bileyim ben böyle bir şey yapmışım diyelim. Şöyle. Tasarımı bitirdim. Bunu nasıl yapıyorum? Bakın sağda bunu buradan publish de edebilirsiniz. Herkese açık da olabilir. Ya da şöyle yapıp bakın download seçenekler var. PDF var. JPG var. PNG var. Hatta video bakın bunlar da yeni gelmiş. Bunlar bu şekilde de indirebilirsiniz. Canva'nın şöyle güzel bir tarafı da var. Bunlar Avustralyalı. Tam böyle Silikon Vadisi dalgasına kapılmamışlar. Siz bunlara yazdığınızda biz bir kurumuz, bir eğitim için ya da işte sivil toplum örgütüyüz dediklerinde pro versiyonlarına da bayağı indirim yapıyorlar diye duydum. Benim ihtiyacım olmadı ama bu da mesela bölümce falan alınabilecek bir şey olabilir. Hani gerekirse. Ve hani tasarım işinizin çoğu buradan halledebilirsiniz. Yani ben çok gördüm insanlar burada böyle bir şeye geliyor, eğlenmeye başlıyorlar, böyle uğraşıyorlar yani. Çok seçenekli olunca haber vermiş olayım Canva'ya. Pictogram bir ayrıca şurada bir koymuşum ama neredeydi o? PictoChart. PictoChart böyle chart yapma yeri. Ama şöyle söyleyeyim, burada Canva'da o seçenekler de var. Yani çoğu işinizi PictoChart'a gitmeden buradan halledebilirsiniz. Şablonlardan. Şablon diye aramanız lazım. Yani mesela ne yapmak istiyorum? Chart diyelim. Yazdım. Bakın suggested. Şöyle chartlar listesi bile verilmiş durumda yani.
Ki bunların dışında da yapabilirsiniz. Bunlar örnek mesela. Araya chart neymiş? Bakın bunun altında böyle bir sürü şablon var. Sen seçiyorsun şunu. Buradan sonra her şeyi değiştirebiliyorsun üstündeki. Evet, mesela bakın şöyle bir tıkladım. Bu December timeline falan her şey değişebilir burada. Ama size sunduğu bir ana bir şablon var. Onun üzerinden oynayabilirsiniz. Yani şey deyince tabii bu hani görsel ya da bilmem ne toplama için tabii bir de nerelerde fotoğraflarınızı paylaşıyorsunuz ya da böyle ortak bir proje yaptığınızda nereyi kullanıyorsunuz daha çok acaba? Çünkü mesela ben yine Google diyeceğim. Aslında Apple'ın da kendi versiyonu var ama Google'ın Photos'u sanki bayağı iyi. Biz orada mesela yani bu biliyorsunuz zaten bütün araçlarınıza ve her şeyinize senkronize oluyor. Bütün cep telefonunuz buraya taşınıyor. Ama özellikle albüm kısmında ortak albüm yarattığınız zaman paylaşılabilen böyle şeyler sınırsız sayıda yükleme mümkün burada. Ne bileyim mesela biz şu anda şey yapıyoruz öğrenci arkadaşlarla korona'nın ilk günden itibaren şöyle bir albüm yarattım. Corona Memes diye. Tüm korona capslerini ve mimlerini burada topluyoruz. 3000'i geçti bu. Ve bunlar da mesela katılımcılar. Yani bunu tekil de yapabilirsiniz. Özünde önce hani şey oluyor, bireysel oluyor, private oluyor. Ama şuradan ayarları açabiliyorsunuz. Edit albüm ya da options'ı seçtiğiniz zaman bu herkesin katkıda bulunabileceği şekle dönüşebiliyor. Sırf görünmelik de olabilir, katkı da olabilir. Mesela bakın, yani şu anda galiba en büyük arşiv bu olabilir Türkiye'de yani ciddi ciddi. Zaten bunu da bir duyuracağız. Yani öğrenci arkadaşlar 2 aydır burada malzeme topluyor. Şöyle, tabii bu sınırsız olduğu için rahatlıkla olabilir. Sınırsız oluşu da şöyle, yani Google size soruyor, orijinalini mi tutmak istersiniz, benim istediğim ölçüde mi diye. Eğer onun istediği ölçüde olursa sınırsız. Sınırsız fotoğrafla biz daha önce seçim fotoğrafları da topladık. İnsanlar sokaklarından böyle fotoğraf çekip koyuyordu buraya. O yüzden tavsiye ederim. Bir de işte bunlar başka bir de Türkiye Caps Ansiklopedisi diye bir şey yapıyoruz da o film caps'te bilmem ne hepsi toplanıyor. Yukarıda da bir makine okuması kısmını görüyorsunuz. Hani belki burada topladığınız zaman fotoğrafları özellikle görsel iş yapacaksanız makine size, yani Google kendisi bunları ayırt ediyor. Bu diğer şeyleri de geldi. Yani şeyleri de, diğer fotoğraf arşivlerini depolamaları ama burası sanki Google hep bir nokta daha iyi. Bakın işte statues, skylines, monuments, bunları böylece bazen yanlış oluyor. Christmas'la alakası yok bunun ama hani genelde iyi kategorize ediyor. Bakın musical theater diye bile hani kategori yaratmış ki siz de şurada zaten ayrıca arayabiliyorsunuz. Hani şarap, bilmem ne. Bunlar onun sunduğu ama bunlar dışında da yazdığınızda size fotoğraflarınızı arşivliyor. Bakın pool diye bilardoda ne fotoğraflar mesela. Evet. Bu da hani daha sonra her şeyde kategorize etmede faydalı olabiliyor. Evet. Hani ayrıca zaten fotoğrafınızın GPS'i açıksa mekanları da otomatikman kategorize ediyor. Bu da bazen böyle görsel araştırma ya da ne bileyim daha böyle saha çalışması yapıyorsanız işinize yarayabilecek şeyler. Bunlar benim böyle kategorize edilmiş fotoğraflar. Evet. Yani tabii bütün bunları anlatırken şunu kabul ediyorum. Kişisel veri meselesi var. Yani mesela bu yüzden Google'ı tercih etmeyebilirsiniz. Hani Google'ın bütün vukuatlarından sonra ya da Facebook'un yani ona diyecek bir şeyim yok. Hani ben herkesle paylaştığım için artık iyice şey çıktı olayı. Hani Yandex'i de kullanıyorum. Ruslar da istesin. Çinlilere de veriyorum ki aralarında kapışmasınlar. Ama şeye saygı duyuyorum. Yani ben bunları kullanmam diyebilirsiniz. Daha zor oluyor bazı şeyler ama seçenek. Yani hard diskte de saklayabilirsiniz. Ama şey olarak sırf hard diskte bir kere bile bağlansanız zaten çalınma ihtimali olabiliyor. O yüzden hani ya da ele geçme.
Çoğunlukla bunları yine bulut bilişimde özellikle Google'a devrediyorum ama yani o sizin tercihiniz. Bu arada biz şey içinde çalışıyoruz. Bütün bu anlattıklarımı alternatif açık kaynak özgür yazılım versiyonlarını onu da ileride bir gün yani yakında sunacağız. Hani böyle alternatif kaynaklar. Ama şimdilik hani elimizde bunlar var. Onun için de öyle söylemiş olayım. Onun dışında Telegram ya aramızda bazen böyle dalga dalga şey olabiliyor. Böyle bir Telegram gündeme geliyor. Eminim sizin de bildirimler geliyordur. Şimdi Telegram WhatsApp'ın en büyük alternatifi. Aramızda kullanan var mı Telegram'ı çeşitli nedenlerle? Şey yapamıyorum ama hani ses alıp bakayım burada chatten bakayım. Evet. Şimdi şöyle güvenlik açısından Telegram WhatsApp'tan daha güvenli değil. Genelde öyle söyleniyor. Ama değil. İkisinin de sahibi özel olduğu için kişisel veri meselesinde fazla da bir hani farkları yok. Hani bu konuda illa güvenlik diyorsanız ya da kişisel veri Edward Snowden'ın da önerdiği Signal tercih edilir. Ama başka hani Signal daha tavsiye edilir. Ama diğer şeyler için evet mesela kişisel sayı hani WhatsApp'ın sınırları var. O bakımdan olabilir. Yalnız Telegram'ın başka bir özelliği var. Kanal sistemi var. Yani tek yönlü iletişim. Ve Telegram'da çok sayıda böyle belli bir ilgi üzerine kurulmuş kanal var. Yani grup demiyorum kanal. Yani tek yönlü yayın yapıyorlar. Ama bazen de gruplar var. Böyle niş gruplar. Bunlar sizin işinize yarayabilir. Siz de böyle açabilirsiniz ilgi alanınıza göre. Ya WhatsApp'tan daha müsait buna. İnsanlar bunun için takip ediyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela şimdi ben Telegram açayım. Telegram WhatsApp'tan önce web'e geldi aslında. Bir de öyle pratiklikleri var. Yani Facebook artık çok dev bir yapı olduğu için eskisi kadar şey yapmıyor. Bakın mesela daha özel mesela Türkçe Wikipedia'ya katkıda bulunanların burada 89 üyelik bir şey var, grubu var. Yani niş bir grup bu. Bakın ne kadar çok çalışıyorlar yalnız. Yani ben hayranlarıyım. Bir şekilde beni de dahil ettiler. Yani bayağı spesifik olarak. Bunun gibi mesela kripto paracılar genelde burada. Özellikle kripto para işiyle uğraşıyorsanız araştırmacı olarak da. Ama yani daha niş her alanda burada belli kanallar ya da gruplar bulabilirsiniz. Bu WhatsApp'ta olmayan bir şey. Ve kendiniz de yaratabilirsiniz. Bakın ben burada paylaşıyorum dediğinizde buranın özel bir kitlesi var Telegram'ın. Tavsiye ederim. Yani paylaşım açısından bence iyi bir yer gibi. Genelde ilk etapta akla gelmiyor ama böyle her böyle bir konuda araştırma yaptığımda böyle gözüme çarpıyor Telegram grupları falan. Bunu da böylece belirtmiş olayım. Başka özellikle belirtmek istedim. Evet, bunları başlamışız. Evet. Bir de son olarak şundan bahsedeyim. Mailchimp. Ya bu şöyle, Mailchimp zaten bir e-mail abonelik servisi. Yani bu hani eskiden ki hala da var. Google grupları vardı. İşte ben Yahoo gruplardan beri hep gruplara girdim, çıktım. Şimdi eski şeyleri kalmadı bu grupların. Neden ona? Popülerlikleri. Onların ama yine de bence son yıllarda e-mail'lar bir dönüş yaptı. Yani e-mail olayı işe yarıyor. Ve bu bağlamda da Mailchimp en iyi size hizmet sunanlardan birisi. Şöyle. Bu ne işinize yarayacak? Şu, yani böyle seçici bir seçim, iyi bir seçim yapıp yani böyle mesajınızı iletmek istediklerinizi web sitesi ya da başka bir şey değil, buradan da gönderebilirsiniz. E-mail gönderebilirsiniz. Bir hocayla tanıştım. Hoca mesela pazar günleri böyle seçtiği bir gruba, yani 15-20 kişilik bir gruba artırıyor zamanla herhalde. Kendi özel ve hani fikirlerini, yazılarını, çalışmalarıyla ilgili notlarını atıyor. Yani mesela her pazar geliyor. Çok disiplinli olarak yapıyor bunu. Bunu hani benim
Media Anthropology Network'ü var bir tane. Media Anthropology Network. Belki bazı arkadaşlar da üyedir burada. Ben kuruluşumdan beri bu network'ün içindeyim. Hayatımda gördüğüm en verimli e-mail grubu bu. Yani böyle bir şey, bir paper koyuyorlar, bir discussant'ı var. 15 gün boyunca e-mail üzerinden tartışma sürüyor. Sonra da onun sonuçlarını ayrıca PDF olarak yayınlıyorlar. Bütün transkripsiyonunu falan. Yani e-mail'in hala bir popülerliği var. Belli, özellikle daha bizim gibi akademik çevrelerde. Siz de mesela ilgi alanınızı, araştırma alanınızı sunmak üzere böyle bir bülten, e-mail bülteni hazırlayabilirsiniz. Evet, çok spam oluyor, çok e-mail var belki ama sizi zaten özellikle seçecekler. Ve zaten çok böyle bombardımanı tutmazsanız e-mailinizi, e-mail inboxlarını, sizin o yazınız okunacak. MailChimp de bunun için en iyi yerlerden biri gibi gözüküyor şu anda. Neredeyse tek. Hani o yüzden böyle bir abonelik şeyini buradan kullanırsınız. Bunu gömüyorsunuz hani web sitenize de başka yere. Ya da tek tek ekliyorsunuz bir hazırlayıp, yani izin alıp bilmem ne yap. Sonra bu hani daha büyük bir işletme olduğu için böyle spam'e düşmüyor buradan atılan şeyler de. Size ulaşıyor. Bu sayede de belli bir kitle kazanabiliyorsunuz. Ki şu anda hani buradan bayağı iş yapan yerler gördüm. Bakın Telegram grubu olarak da var. Kanalları da var. Hani mesela bir tane birisi oturmuş kendine iş çıkarmış. Böyle haftada bir dijital alandaki gelişmelerle ilgili linkleri listeliyor. Hepimize atıyor bir kanalda. Ya da bunun aynı versiyonunu mesela iyi uzun okumaları yapan bizim de eski bir öğrencimiz başladı. Monochrome diye bir e-mail listesi başlattı servisi. Bunun gibi hani dediğim gibi iyi hazırlanmış. Çok yormayacak okuyucuyu. Bir şekilde kitlelere ulaşmamız mümkün. E-mail'da böyle olabilir. Nasıl gidiyoruz? Ben hani az çok bitirdim anlatmak istediklerimi. Daha çok anlatabilirim de hani bunlar belli başlı şeylerdi. Soru alayım mı? Biraz böyle tartışmalı gidelim mi? Nasıl yapsak? Evet, soruları olanlar varsa hocalarımızdan alabiliriz. Ya da merak ettikleri sizin anlatmadığınız. Şöyle hı? Erkan hocam, yani unmute edebiliyorum ben buradan herkes ya da bütün katılımcılar bunu yapabiliyorlar mı onu bilmiyorum. Eğer yapamıyorlarsa hı-hı, ekran paylaşmayı durdurduğunuzda el kaldırabilirler, yazı yazabilirler. Olur. Ama yapabiliyoruz zannediyorum. Dağın hocam biraz evet, önce tamam konuştum. Ben şimdi kapattım yeniden. Aslında hani böyle paylaşımdan çok aslında ekip içi iletişim için Slack'i de bir bahsedeyim dedim ama. Aa, tabii tabii hocam. Buyurun. Burada kullanan var mı Slack'i ya da ne kadar kullanılıyor? Ama hani ondan da biraz bahsetmekte fayda olabilir. Şimdi şöyle son yıllarda yani böyle aslında iş dünyasında çok kullanılan Slack diye bir uygulama ortaya çıktı. Bu aslında hani bunun aslında public versiyonları da var Slack'in. Yani insanlara deniyor ki gelin burada bizi izleyin ya da hani kolaboratif bir çalışma olacaksa gelin bize katılın diye. Ama genelde kapalı devre oluyor. Yani belli bir ekip içinde. Ben onu da bir göstereyim size nasıl olduğunu. Hani bilmeyen arkadaşlar varsa diye. Share screen. Bu şöyle, hep bunu uyarıyorum da katılımcıları, yani böyle anlattığım zaman. Şimdi eğer ekip içi iletişimi bir WhatsApp grubuyla halledebiliyorsanız, 10 kişilik bir grupsa, hiç böyle kendinizi yormayın. Yani her şey, yazılım her yerde kullanılmasına gerek yok. Ama proje büyüyorsa o zaman sanki ihtiyaç var böyle bir ekip içi iletişim için. Slack şöyle işliyor, yani siz kuruyorsunuz slack.com'dan. Mesela aslında bu sitenin adresi şöyle bir şey. Bakayım dışarı, hani public104-2020.slack.com. Şimdi benim 150 kişilik bir dersim var ve bu derste en az 4-5 tane proje yürütüyoruz. Demin gösterdiğim Google Sites projeleri gibi. O yüzden bir noktadan itibaren ekip içi farklı farklı iletişime ihtiyaç oluyor. İşte o noktada Slack işe yarıyor. Başka hiçbir dersimde yaramadı ama bu derste yaradı. Şimdi buraya bir böyle link de buradan bir invite people'dan
Hani bir link paylaşabiliyorsunuz şuradan ve buna tıklayıp gelip üye olabiliyorlar. Ya da tek tek e-mail adresiyle ekliyorsunuz. Nasıl bir sistem? Şöyle, bakın bir herkes, her katılan genelde olmuş oluyor. Bu genel bütün gruba, üye olanlara hitap eden bir kanal. Kanal fikri var, solda kanallar var. Bakın burada genelde görüyorsunuz, 129 kişi burada. Bir tane insan psikolojisini düşünüp random diye bir şey koymuşlar. Random'da işte geyik yapılacaksa grup burada yapsın, paylaşsın falan diye. Ya da mesela sosyal kafa Twitter'ı buraya düşüyor. Ama hani başka bir şey olmasın. Şimdi mesela bizim 4 tane ana proje var. CAPS işte ansiklopedisi, internet tarihi, işte sosyal kafa prodüksiyonu, Wikipedia Türkçe projesine katkı. Bu kanallar public, isteyen görebiliyor ama önemli olan bu kanala oradaki bundan sorumlu öğrencinin gelmiş olması en azından. Bakın 40 kişi burada var. Burada bu projeye özgü tartışmalar sürüyor. Slack çok büyük olduğu için artık Google Drive'ı ve benzeri şeyleri entegre etmiş durumda. Bakın ben şu adresi koyduğumda böyle arka plan falan da gözüküyor. Bütün dokümanları bir yerden takip etmek de kolay. Yani dosyaları ayrıca da görebiliyorsunuz. İşte internet tarihiyle ilgili de şöyle bir şeyler yazmış. Bakayım bir dakika. Evet, bir öğrenci bir katkıda bulunmuş. Bir şeyler yazmış. İşte caps de böyle dönüyor. Ha, ayrıca kişisel olarak da şey var. İnsanlara da yazabiliyorsunuz. Birebir iletişim de mümkün. Böyle bir yer. Ha, bu arada şöyle, grup üyeleri özel hesaplar bile kapalı kanallar da açabiliyor. Mesela ne bileyim, internet tarihi üzerine çalışan 2-3 öğrenci belli bir spesifik noktada işbirliği yapabilmek için özel, benim bile göremediğim kanallar açabiliyor Add Channel'dan. Bunlar kapalı da olabiliyor, açık da olabiliyor. Bu sayede çalışmalar sürüyor. Dediğim gibi daha böyle komplike projeler, proje yönetiminde burası çok iyi gibi. Öteki türlü boşu boşuna bir ağırlık olabilir. Çok şey var, entegrasyonu var. Bakın mesela şu apps kısmında işte Jitsi Meet üzerinden kanal bazında video konferans yapılabiliyor. İşte oylama anketleri var. İşte Google Drive entegrasyonu var. Hani böyle bazı insanlar Slack'te yaşıyorlar aslında. Bazı ofislerde bütün olay burada dönüyor. Bütün iş yani. Ha, bizim o kadar olmasına gerek yok ama iyi bir seçenek. Bir de burada tabii ki bedava olan ve az çok işimize yarayacak Trello var. Proje yönetiminde herhalde en büyük şeylerden birisi. Ben Trello'yu bir şey için kullanıyorum. Bakın ne için kullanıyorum şimdi göreyim. Böyle hani oraya print etmek yerine writing projects'lerini şöyle pano halinde görmek için. Bunu ben ayarladım. Her gün önüme düşüyor bu. Bakıyorum mesela işte internet tarihinin yeni versiyonunu 1 Ağustos deadline. Şimdi bir tane abstract yazılacak. 31 Mayıs'a kadar süresi. Deadline'ı falan koyuyorsunuz. İşte bunlar genel olarak call for paper'la her zaman yazacağım şeyler. Böyle birikiyor. Mesela şu anda bayağı temizledim ama burada bu abstract'lar birikiyor. Sonra kabul edilen abstract'lar şuraya geçiyor. Burada yazılmak üzere. Deadline'ları konuluyor. Ben bunu böyle hani kendi hani offline pano yerine buradan ayarlayıp koyuyorum. Bayağı da mutluyum yani. Bu böyle baskı da oluşturuyor. Ha, bunu da şimdi şey var. Bakın dur bakayım. E-mail'ımda. E-mail'ımı açıyorum. Bakayım. Mesela şöyle. Bir tane eklenti var. Bakın genelde işinize yarayacak şey şöyle. Gmail to Trello mesela. Böyle arayın. Zaten o eklenti çıkıyor. Bakın şu Trello'nun eklentisi. Mesela eğer bu e-mail bir abstract ile ilgili ise ben bunu buraya ekliyorum. Bakın üstüne tıkladım. Writing projects mi? Abstracts mı? Hangi şeyi seç? Tamam bu doğru. Abstracts. Şunu eklediğimde ama eklemeden önce şurada deadline'ı da koyuyorum. Şuraya eklediğimde bu benim panomda çıkıyor artık. Ben böylece ondan sonra e-mail'le de uğraşmıyorum. Çünkü e-mail'ın bütün bilgisi buraya geliyor. Böyle bir eklenti bu. Artık panomdan o gün ne yazacağım diye bakıp bunalıma giriyorum işte. Yetişmeyecek deadline bilmem ne diye. Bu sayede bunu çözüyoruz.
Böyle bir şey. Ha, bazen şey şu önüme nasıl düşüyor diye, mesela her gün önüme düşüyor dedim ya. Bunu tabii ki daha ilkel bir yolda da yapabilirsiniz. Bookmarklarsınız, her gün bakarsınız. Ama ben onu da bedava zaten. Onu da şeye bindirdim, otomatize ettim. Şöyle, bakın şurada bir ay işareti var eklentimde, görüyorsunuz herhalde. Bunun adı Snooze List Tab. Valla en faydalı şeylerden biri, eklentilerden biri bu. Bakın herhangi bir tabı bu şekilde seçenekler var. Mesela şu, ne yapayım? Bunu mesela, bunu ayarladım ben. Bir saat sonra geri gelecek. Bak gitti. Bunun böyle, mesela bunu da bu akşam gelsin. Bunların saati de var. Mesela akşam şurada bakın settings'lerde. Neredeydi settings'ler? Aha şuradan settings'leri ayarlayabiliyorsunuz. Mesela evening kaçta başlıyor? Later today 2 saat sonra mı gelsin? 3 saat mi? 1 saat mi? Şuradan ayarlayabiliyorsunuz onları da. Mesela bu hafta sonu gelsin tab. Mesela repeatedly bunu yapıyorum. Tamam mı? Her gün bana saat 1'de Trello'nun o sayfası gelsin ki hatırlatsın bana. Burada bir deadline'ım var diye. Bu sayede mesela bir ay sonra da gelsin yapabilirsiniz. Şeyi fark ettiğim zamanla çok tab açık olunca başınız ağrıyor. O yüzden mesela o anda çalıştığım şeylerin hepsini later today yapıyorum ya da this evening yapıyorum. Onu çalışıp onu ileri atıp sonra diğerine başlıyorum hani geldiğinde tab. Bu sayede az tab'le çalışıyorum. Bu çok psikolojik bir şey. Yani tabii ki hepsini tutabilirsiniz, kapatabilirsiniz ama ben şey o anda bir saat bir şeye fokus olmak istiyorum. O yüzden diğerlerinin hepsini yok ediyorum bu şekilde. Bu böyle Chrome eklentisi web mağazasından rahatlıkla indirebilirsiniz. Snooze List Tab diye bir bu eklenti. Bu sayede ne bileyim en azından psikolojik bir rahatlama oluyor. Tabii Gmail'in içinde de eminim. Ben tabii e-mail'ımı da buraya bağladım. Bilgi e-mail'ımı. Hepsi buraya düşüyor. Bir 5 dakika geç düşüyor ama oluyor. Şu eklentiler kısmından hani hesaplardan ekleyebiliyorsunuz. Şimdi şuna bastığımda bakın iki tane şey çıkıyor. Buna para veriyorum ama para vermenize gerek yok. Ama ben çok sevdiğim ve kullandığım için Boomerang şu işe yarıyor. Bakın tıkladım. Aynı Snooze'un e-mail versiyonu. Bu gitsin sonra gelsin. Böylece inbox'ım az gözüküyor ve mutlu oluyorum. Bu da psikolojik bir şey. Ya da ne bileyim hemen o an cevap veremeyeceksem yarın öğlen gelsin, sabah gelsin, bir ay sonra gelsin. Şöyle aydan aya gelen maillerim var mesela. Bedava da bu sınırlı. Ama ya ben o kadar zamandır bunu kullanıyorum ki. Bir süredir bunu artık mesela bildiğim kadarıyla artık Gmail kendi de buna bir şey getirdi. Galiba Gmail'ın da bir kendi içinde de artık bu başladı ama bence bu merak hani bir süre daha kullanırım gibi geliyor. Bu da mesela gün içinde 2 saat. Şimdi hemen çünkü o orada oldukça benim şahsen psikolojimi böyle rahatsız ediyor. Gitsin o sonra gelsin. O sırada diğer mailleri temizleyeyim diye böyle takıntılarım var. Herkesin vardır. Benim de böyle var. Bu merakla da onu çözmüş olduk kendi içinde. Yine bakın şu anda gerilim yaşıyorum. Bir sürü mail birikmiş durumda. Yine az görece ama böyle yani. Evet. Hocalarım şimdilik bu kadar benden. Valla tavsiyenize de açığım bu arada. Hani bunlar benim eldekiler. Ha, Feedly ücretli miydi diye sormuş Sema Hanım. Feedly bedava. Pro versiyonu ücretli. İhtiyacınız hiç olmayabilir. Yani pro versiyonuna da. Ama çok severseniz de alabilirsiniz yani. Evet. Sesim geliyor mu acaba? Soru sorabilir miyim? Öncelikle teşekkürler Erkan Hocam. Çok güzel bir sunumdu. Yani. Çok yeni şeyler öğrendim. Şeyi sormak istiyorum aslında. Yazılarımızın hani akademisyen bir kitleden öte daha kamuya ulaşması için de bazı önerileriniz olabilir mi acaba? Hani mesela Medium'dan bahsettiniz. Evet. Başka da öneriniz var mı bu konuda? Daha geniş bir kitleye ulaşmak için. Bunu özellikle aslında yönetiminde olduğum bir dernek adına soruyorum aynı zamanda. Bir farkındalık yaratmak vesaire gibi Anladım. Konularda. Şöyle şimdi yani aslında iki şey dedim. Hani bir yani Twitter hem akademik özelde bir akademik inner circle var ama Twitter bu tip şeyler için hala iyi bir platform. Bir de yani şey Medium iyi olabilir. İlk etapta aklıma gelen. Yani şöyle bütün mecralar kullanılabilir.
tabii ki. Hatta şey bile yapabilirsiniz. Hani güzel bir görsel hazırlayıp Instagram üzerinden bile, çünkü çok aktif kullanıcı var. Ama tabii genelde oradaki kullanıcı pek böyle okumak istemiyor. Hani genel olarak. O yüzden hani onunla çok uğraşmayabilirsiniz. İlk bunlar aklıma geliyor benim. Hani aslında iyi bir sosyal medya okur yazarı olduğunuz zaman yani bütün platformlarda olabilir. Facebook'tan hiç bahsetmedim. Ama Facebook'un da gözlemlediğim kadarıyla orada da bir grup akademisyen orada bayağı içerik üretiyorlar. Yani orada da bir takım tartışmalar, conversations'lar dönüyor. O yüzden hani onu da ihmal etmemek lazım. Sizin audience'ınıza göre değişir bu. Yani ben daha dijital iletişim ve böyle aktivizm tarafında Facebook eskisi gibi kullanılmıyor. Ama bazı durumlarda orası gayet dinamik hala. O yüzden hani mesela iyi bir Facebook grubunuz, sayfanızın olması işe yarayabilir. Ya da daha sayfadan da çok kişisel hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz. Facebook çok ticari odaklı. Sayfalar pek böyle erişemiyor. Yani reklam vermeden eriştiremiyorsunuz. O yüzden belki kişisel paylaşımlarla daha iyi yürüyebilir oradan da. Yani dediğim gibi mesela eğer şeyse sivil toplum örgütü dediniz değil mi? Evet. Mesela alanınıza göre şöyle, şimdi güleceksiniz ama yani TikTok bile çok iş görebilir. TikTok nedir? Sivil toplum örgütleriyle paslaşıyor. Yani mesela Kızılay'la falan da anlaşmış. Ben British Red Cross'u takip ediyorum oradan. Ya da işte şeyi ne bileyim Washington Post'un da ilginç bir hesabı var. Yani böyle orada da çok büyük bir dinamizm var. Eğer hani hedef kitleniz orasıysa oraya da olabilir. Ama burada dijital iletişime yatırım yaparken insan gücünüze bakmanız lazım. Yani nereye yetişebilirsiniz? Nereye? Düzenlik çok önemli, istikrar çok önemli. Yani istikrarsız olduğunuzda çoğu zaman takipçi bırakıp gidiyor. Ya da mesela hani YouTube tabii şu anda çok canlı bir yer. Yani eğer audiovisual bir materyaliniz varsa hani YouTube'da da olsanız kanalınızı güzel düzenleseniz hani çok takipçi olmasına bile gerek yok ama bir referans noktası olarak. Çünkü YouTube bu arada bundan sonra aslında en çok arama yapılan yer. Yani bazen gözümüzden kaçıyor ama kendi başına bir arama motoru gibi. Belki daha sonra bir YouTube şeyi de gerekebilir, workshop'u ya da falan da düşünmüyor değilim yani. Evet. İlginç olur. Teşekkürler. Ben alabilmişimdir. Bir de tabii bu sosyal medya ağlarını bu listede de vardı. Hani onu da göstereyim de siz yine soru soracaksanız sorabilirsiniz tabii. Ben şimdi listede de Buffer vardı. Şimdi hatırlarsanız şey TweetDeck üzerinden schedule etme imkanı vardı şeyin. Hani tweetlerinizin. Ama daha genel olarak böyle başka sosyal ağları da böyle şey yapmanız gerekiyorsa neden ona şu yönetmeniz gerekiyorsa bunun da tek şeyi kralı gibi bu alanda buffer.com. Buffer'da galiba 3 tane bedava, daha fazlası paralı olarak aynı anda siteye otomatize edebiliyorsunuz. Schedule ediyorsunuz. Bakayım ben bir gireyim. Mesela ne olabiliyor? Yani aynı anda LinkedIn'e, Facebook sayfasına, Twitter'a bir mesajınızı gönderebilirsiniz. Bu da ben mesela Instagram'ı, Facebook sayfasını Twitter'a bağlamışım. LinkedIn'de var. Bunda. Hatta şurada bir yerde bütün sosyal hesaplar var. Instagram çok iyi çalışmıyor. O Instagram'dan kaynaklanan bir şey. Ama burada bir yerde mesela diğer seçeneklere de add social, new social media accounts dediğinizde bakın şu hesaplar var. Ha, ben üçünü kullandığım için bedava versiyonda bakın burada para vermemişim. LinkedIn profili, LinkedIn page'i, Pinterest hatta. Bunların hepsine aynı anda yollayabilirsiniz paylaşımınızı. Hatta Buffer'ın şöyle bir özelliği var. Mesela iki günde bir belli bir mesaj iletmek istiyorsanız iki günde bir aynı mesajı atabilir. Böyle yani ayarlamaları var. Üç günde bir, yalnızca bir kerelik değil. TweetDeck'te bir kerelik işte atıyorsunuz. Burada ama onlarca böyle seçenek var. Hatta Pro versiyonda size etkileşim en çok ne zaman aldınız?
ya da tavsiye ediyor. Mesela şu zaman aralığında atarsanız LinkedIn'de daha çok kişiye ulaşıyorsunuz diye. Bu hani şöyle, bazen bazı izleyiciler şeyden hoşlanmıyorlar. Aynı mesajı 10 yerde birden görmekten, yani kurumunuzun. Evet, öyle bir durum var ama bir taraftan da her platformun ayrı bir izleyicisi oluyor. O yüzden biraz kolaylık için ne bileyim aynı mesajı 3 kanaldan burası üzerinden atabilirsiniz. Ya da böyle repetitif bir şekilde bir mesaj yapıyorsanız, ne bileyim haftada bir indirim var falan gibi, o zaman onun için de burası iyi bir seçenek olabilir. Buffer'ı biraz oynayın. Eğer işinize yararsa pro versiyonu alabilirsiniz. Buffer'da da sivil topluma indirim olduğunu duymuştum. Yani orada da yine hani pro versiyonu kolaylık yapıyorlar. Onu da söylemiş olayım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Soru var mı? Yok herhalde. Evet, teşekkür ediyor herkes. Hocam çok sağ olun. Bahsettiğiniz mecralar çok derya. Hani bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle hap gibi uygun hedef grubumuz kimdir, nereleri kullanabiliriz konusunda bilgi verdiniz. Çok sağ olun, çok faydalı oldu. Teşekkür ediyorum ben de. Sinan Melis için. Zaten ya da Eda Hanımlarla zaten biz paslaşırız. Daha spesifik şeyler de yaparız. O tabii zaman ki, tabii ki. Hocam. Devamının geleceğini umuyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrar. Katılımlar için herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hocam çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok konuşmuşuz o zaman olmadı. Çok faydalıydı. Teşekkürler. 27 kişi civarı katıldı. Birçok kişi de kayıt almamızı istedi. Katılamayanlar. Üstü denk gelmedi demek ki. Emre Erdoğan da yazmıştı bana. Başka zaman artık ondan. Doğrudur. Kayıttan artık kayıtları paylaşabiliriz diye düşünüyorum. Editleyeceğiz hocam. Paylaşabiliriz değil mi? Nasıl? Benim için sorun yok. Zaten şey... Peki evet. Şey yapabilir miyiz? YouTube kanalı biz açma fikri vardı. Hani oraya koyabilir miyiz? Böyle sizinle bir açılış yapsak? Tabii tabii olur. Ne demek? Çok, çok teşekkürler. Melis'cim sana da teşekkürler. Rica ederim. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Ben çok güzel oldu. Sağ ol.